Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı başlıyor. Üçlemeden herkese iyi pazarlar. Futbol dünyasındaki tüm gelişmeleri kendi meşrebimize göre yorumladığımız futbol sohbet ve eğlence programımız başlıyor. Bizler kim miyiz? Bizler sessiz çoğunluğun elçileriyiz. Bendeniz Nazım Türknaz, program ortağım Volkan Yılmaz ile birlikte üçlemenin 3. gününde bu yağmurlu, ıslak, sisli puslu İstanbul sabahından herkese selamlar, saygılar sunuyoruz. Evet Volkan Yılmaz, hatta mısın, orada mısın, yaşıyor musun? Hattayım. Herkese günaydın diyorum. Evet, senin de söylediğin gibi çok kötü bir hava muhalefeti İstanbul'da. O yüzden mi gelemedin sevgili Volkan Yılmaz diyorlar, diyorlar. Yok, o yüzden değil, o yüzden değil. Yok, ben demiyorum, diyorlar. Haftaya da ben sorarım sana bu soruyu. Biz buradayız, biz buradayız, işimizin başındayız. Tamam, bu arada Volkan Yılmaz, tabii ki de bugün çok değerli bir konuğumuz var. Radyo Spor stüdyolarında kim var? Eyüp Karadeniz var. Dün zaten bahsetmiştik, belki takipçimiz unutmamıştır. Trabzonsporlu kendisi. Trabzonspor şerefine kendisi bizi gerçekten de ağırlıyoruz kendisini ve şu anda ağzı kulaklarında. Hoş geldin Eyüp Karadeniz. Hoş bulduk Nazım abi. Volkan abi yokluğunda burada seni yalnız bırakmamak adına. Biraz daha yanaşırsak, evet. Burada Volkan abinin yokluğunu hissettirmemek adına da teşekkürler. Sizi yalnız bırak. Kalktın Sefaköy'den geldin. Beni sevdiğin Sefaköy, merkezden geldin. Sevdiğim bir merkez. İstanbul'un merkezi. Evet, burada Sefaköy Koruma ve Yaşatma Derneği'ni kuruyoruz. Volkan Yılmaz'ız diyoruz. Evet Volkan Yılmaz, nasılsın, iyi misin? Vallahi iyiyim, çok şükür. Fena değil, idare ediyoruz. Bir yandan tabii ki dünkü maçlar oynandıktan sonra biliyorsun çok böyle gergin, sinirli ve hakikaten moralsizim. Sebebi şu, Sivasspor tarafından. Onun haricinde fena değil, idare ediyoruz. Tabii programın da başlamış olması bu hakikaten gerginliğin ve sinirliliği mi bir nebze de olsa alıyor. Çünkü söylüyorum, her zaman programa başlarken aynı enerjiyle ve aynı açıkçası heyecanla başladığımız için çok çok mutlu oluyorum. Olsun, kötü bir İstanbul sabahı hava muhalefeti olarak, ama yine de bizim içimiz her zaman güneşli, bizim yüreğimiz her zaman güneşli diyoruz. Bu tabii ki çok çok önemli. Bakalım bugün ne kadar mesaj gelecek. Hakikaten dünkü maçlardan sonra bir görelim. Onun içinde ne diyoruz? Sosyal medya hesaplarımızda Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme diyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hakikaten dünden özel ve güzel maçlar vardı. Taraftarı olduğunuz takımla alakalı mesajlarınızı gönderirseniz biz de tabii ki programımızda bunlara sonuna kadar yer veriyoruz, yer de vereceğiz. Evet, sevgili Volkan Yılmaz'ın da bahsettiği gibi gerçekten de dün ve bugün olağanüstü maç trafiği içerisindeyiz. Bildiğimiz üzere milli takım arası var. Bu hafta ve 15 gün lig panoramasına, lig savaşına ara vereceğiz. 15 gün yoğuz. 15 gün futbola bir parça ara vermiş gibi gözüküyoruz. Tabii ki de milli maçlarımız var. Milli maçlarımızda destekleyeceğiz takımımızı, ama baktığımız zaman lig mücadelesine ara vereceğiz. Şimdi evet, dün hakikaten de birbirinden özel, birbirinden güzel müsabakalar vardı. Şimdi tek tek de konuşacağız bunları, ama bugün de aynı şekilde Eyüp'cüğüm, maşallah yani 4 tane, 3 tane, 7 tane maç var toplamda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de. Yapılan hakem hataları var, yapılan fahiş hatalar var. Aynı zamanda konuklarımız da var. Şöyle isterseniz bir konuklarımızı bir tanıtalım. Ramazan Toklu, İstanbul Spor Taraftarlar Derneği'nden Ramazan kardeşimiz bizle beraber olacak ve İstanbul Spor'la alakalı, İstanbul Spor tamam İstanbul takımı, ama o da sonuçta bir nevi Anadolu camiasını sayabiliriz. Çünkü kendisi İstanbul Spor'da aynı Karagümrük gibi, aynı Kasımpaşa gibi bizim
bizim cenahtan. Onun dışında Ali Emre Sarı ile beraber olacağız. Giresun Spor'la alakalı son bilgileri kendisinden alacağız. Çünkü kendisinin de bir elektrik durumları var. Giresun Spor'da durumlar çok parlak değil. Ne iyi ne kötü ama mutlu etmiyor Giresun Spor taraftarını. Ve son olarak da saat 10.30'da Cenk Laleci, Menemen Spor Teknik Direktörü, Menemen Spor'un genç ve başarılı ismi, Cenk Laleci ile görüşeceğiz. İnşallah da bu hafta içerisinde İstanbul Spor Teknik Direktörü'nü de alacağız, Mehmet Zeki Korkmaz. Çünkü gerçekten dün enteresan durumlar yaşandı. TFF 1. Lig'de ne oluyor? Hakemlerimiz ne iş yapıyor? Hakemlerimiz ne yiyor, ne içiyor? Anlamak mümkün değil. Biz bir şekilde anlatmaya çalışırız ama gerçekten de çözemiyoruz. Ne söylemek istersin Eyüp'cüğüm hakemlerle alakalı ilk başta? Bismillah. Yani hakemlerle alakalı şöyle bir değerlendirmem var. Bu sezon özelinde değil, yaklaşık 3-4 sezondur bir düşüş var hakemlerde. Çok düşüş var değil mi? Yani sadece bu haftaya özel değil, çok garip hakem yönetimleri oluyor ama bu hafta zirve gerçekten yaptılar. Zirve. Yani bu arada Halis Özkoy'a biz buradan demiştik, kardeşim bu işi bırak artık. Dün hatta uzun uzun konuştuk yapmış olduğu hatadan dolayı. Yani bu hata affedilmez bir hataydı. Ama baktığımıza göre dün haberler gelmiş. Hakemlikten galiba istifa etmiş, bırakmış galiba. Hayırlı. Biz zaten senin biliyorsun programda ki hani dedim ya isterse benim aklıma suçluyorsun da bulursun. Dün söylediğimi tekrar ediyorum. Hakemlikten anlamıyor. Hakemliği bilmiyor. Ve yıllarca hakikaten bütün takımların korkulu rüyası oldu. Yani sahaya çıkan bütün oyuncuların ve taraftarların ve kulüplerin korkulu rüyası oldu. Ama çok şükür ki Emre Akbakoğlu buldu ve sonunu gördük. Yani yapmış olduğu hata bence Ali Şahsiyet Gözcahaya için bence de hayır oldu. Türk futbolu için şer oldu ama kendisi için gerçekten hayır oldu. Ve dün hakemliği noktaladığını galiba 40 ya da 41 yaşında olması lazım. Hakemliği noktaladığını açıkladı. Bence hakikaten Türk futbolu için çok hayır oldu. Şöyle bir zaten kendi kendine yaptı. Bu tarz maç yöneten korkulu rüya olan diğer hakemlerimizin başına diyorum inşallah hakikaten kurtuluşta artı biliyorum. Yani benim söylemek istediğim şu, asıl kötü olacak olan şu, yani FIFA kokartı olan bir hakemin bu şekilde bir hata yapması ilerideki Türk hakemliği açısından da yani UEFA nezdinde, FIFA nezdinde ya biz kimlere hakemlik veriyoruz? Hatta Avrupa şey diyebilir, doğru söylüyorsun Öyüp. Kardeşim biz kime FIFA kokartını vermişiz? Evet. Doğru mu? Demek istediğim şey aslında bir yerde bu. Bir tek Cüneyt Çakır'la olmuyor. Ki Cüneyt Çakır'ın da Avrupa'da. Türkiye'de tartışmalı, Avrupa'da tartışmasız. Evet. Ama orada da yavaş yavaş mesela İtalya'daki en son maçında, Milan maçında çok ciddi fahiş hatalar yaptıktan sonra İtalyan lobisi de ve İtalyanlar da artık Cüneyt Çakır'dan bizim gibi nefret etmeye başlamışlar. İtalyan lobisi de bilirsin. İtalyan lobisine buradan selam olsun diyoruz. Evet. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Cüneyt Çakır'ı Sicilya lobisine armağan ediyorum. Sicilya lobisine mi yoksa Sicilya lobisine mi diye buradan Sicilya lobisine. Evet, evet. İlk aramız yavaş yavaş geliyor. Volkan Yılmaz'ın da biraz böyle heyecanlı başlangıcıyla. Evet. Bugün çünkü Sivas Spor alakalı konuşacağız. Altay ile alakalı konuşacağız. Antalya Spor alakalı konuşacağız. Evet. Giresun Spor alakalı konuşacağız. Başakşehir'i de konuşmamız gerekiyor. Başakşehir'imiz var. Yeni Malatya Spor'umuz var. Yani tabii derbi var. Artı TFF'nin diplerinden konuşacağız. Hakikaten de bugün çok yoğun bir program. Aynı zamanda bugünkü maçları da konuşacağız. Yani bugün nasıl alttan bugün çıkacağız? Nasıl sığdıracağız? Nasıl evet. Sığdıracağız? Yani 2 saat bize yetecek mi? Burada yanımda Eyüp Karadeniz. Telefonun diğer hattında Beylikdüzü bölgelerinden Volkan Yılmaz. Nasıl yetiştireceğiz? 3 tane konuk var. Allah selamet versin diyorum. Artı mesajlar da var. Evet, bu arada mesajlar da var. Akşama diyor ki Fatih Dağlı oradan yazmış. Akşama Kayserispor var demiş. Evet, akşama Kayserispor var. Şu an Berk Demirkurt özel uçağıyla beraber İzmir'e doğru yönleniyor. Oradan bize telefonlar açmış. Özel uçağıyla gidiyor kendisi. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim Fatih Dağlı'ya. Fatih Dağlı'ya şöyle bir şey söyleyeyim.
Fenerbahçeliler için söylüyorum. Akşama geleceğiz. Hacı babam evde mi? Yani yine şarkılarla, türkülerle. Çok seviyor bu işleri. Yani. Çok seviyor. Çok seviyor. Ya diyorum ki ona. Bak. Üçlemede şöyle bir, yani zaman zaman üçlemede şöyle bir üçleme nihavent, işte üçleme musiki onları yap diyorum. Sen de oradan kendini oradan tatmin et. Ben de sana yardımcı olayım bildiğim şarkılarla, türkülerle, ama sen orada başrolle çık. Sen orada sesini bütün milyonlara dağıt diyorum ama ısrarla futbol, futbol, futbol diyor. Evet Volkan Yılmaz, kısa bir aramız var. İlk aramız var. Sakın bir yerlere ayrılmayın. Çayınızı kahvenizi tazeleyin. Doğru mu yukarıdanız? Doğrudur. Çayınızı kahvenizi tazeleyin. Bir su için. Hemen gelin, buradayız. Yüceliz aslında konuşacağız. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravogo Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet, Radyo Spor mikrofonlarında üçleme programı, hafta sonu futbol keyfiniz olan üçleme programı, Nazım Türknaz, Volkan Yılmaz ve konuğumuz Eyüp Karadeniz eşliğinde tam gaz başlamış vaziyetlerde. Orada mıyız Volkan Yılmaz? Buradayız, buradayız, devam. Teşekkürler. Eyüp Karadeniz de sağ tarafında, evet, sağ kroşede. Evet, aynen buradayız. Güzel gidiyor. Evet, dün hakikaten de çok zevkli ve heyecanlı müsabakalar vardı. İsterseniz bir skorları hatırlatalım. Antalya Spor 1, Altay 0, Yeni Malatya Spor 1, Başakşehir Futbol Kulübü 3, Sivas Spor 0, maalesef Giresun Spor 0, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2 müsabakaları oynandı. Bir de enteresan durum vardı. TFF 1. Lig'de her zaman söylüyoruz, dünyanın en zor ve en zevkli ligi. Ne oldu? Devam maçında, 62. dakikadan sonra devam eden maçta, İstanbul Spor 3, Menemen Spor 2, ki maç 2-0'la başlamıştı. Bolu Spor 0, Bandırma Spor 0, Samsun Spor 1, Manisa Futbol Kulübü 0, Altınordu 1, Eyüp Spor 2 ve derbi tadında, derbiler derbisi tadında, ancak Ankara Gücü taraftarının beklenildiği gibi, bizim de buradan tahminlerimiz olduğu gibi, Ankara Gücü 3, Ümraniye Spor 0. Ümraniye Spor ilk mağlubiyetini almış oldu. Lider değişti. Ankara Gücü şöyle gerçekten... Oradan başlayalım istersen, değil mi? Aynen öyle. Ankara Gücü'den başlayabiliriz, TFF'den. Ümraniye çok iyi bir çıkış yaptı bu sene. Evet. Çok iyi devam ediyordu ama Ankara Gücü gerçekten artık bekleneni vermek zorunda. Doğru. Yani o camiye, o kulüp yapısı. Aynen öyle. O taraftar yapısı yeterli aslında. Doğru. Yani kesinlikle benim kendi görüşüm bu. Süper Lig'e yakışacak bir taraftar kitlesi. Hı hı. O mücadele, o emek, yani camiadan da aynı şekilde çok iyi bir yapılanma var. Taraftar çok destekliyor. Ankara Gücü'nün yukarıda olmasını isteyen çok fazla destek veren insanlar, evet, var. Bir de bu ülkenin başkenti. Yani düşünsenize, ülkenin başkentinin takımları o ligin en üst kademesinde yoklar. Üç takım vardı bir zaman, evet. Nazım abi. Evet. Ankara Spor, Gençler Birliği, evet. Ankara Gücü. Bir ara Petrofis falan da vardı eskilerden. Çok belki. Ben üçünün aynı anda, evet, oldu. Yani doğru. Ankara, doğru, Spor Hacettepe miydi o zaman, çok emin değilim ama. Doğru. Ankara'nın olması lazım. Evet. Başkentimiz. Başkentimizin olması lazım. Şehir. Yani İstanbul'dan 6 takım, 7 takım, evet, istemiyoruz. Yani İzmir'de şimdi 2 takım oldu. İzmir 2 takım, evet, oldu. Adana'dan geldi takım. İzmir'e çok yakışıyor. Evet. Yıllarca aslında Göztepe çıkana, evet, kadar. O da bir sıkıntı çekti. İzmir kulüpte de sıkıntı çekti. Çok sıkıntı çekti. Yani Karşıyaka zaten, evet, biliyorsun. Çok aşağılarda. Çok aşağılarda. Altay, Altay çok iyi bir sürprizle, evet, son 3-4 senede, evet, yani ivmelenerek geldiler. Toparladı oraları. Çok iyi toparladılar. Ya istiyoruz. Samsun Spor'u istiyoruz. Bursa Spor istiyoruz. Sen tabii Karadenizlisin. Soy isminden de müsemma, evet, zaten bir kere. Trabzonlusun ama şimdi mesela Trabzon'da bir Rize şu an Süper Lig'de. Biliyorsun Spor Süper Lig'de. Evet. Samsun Spor o yolda. O aslında, yani, orada toparlanması, evet, da aslında avantaj. Ya yani camia takımlarının, evet, büyük Anadolu'dan büyük takımlarımızın, hı-hı, özellikle geçmişi olan takımların, evet, buralarda olması lazım. Yani Samsun işte biliyorsun abi bir belalı olarak. Evet. Yani Fenerbahçe'nin bir belalısı, işte bir Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın bir belalısı ki Serkan Aykutlar birçok futbolcular yetiştirmişti. İşte Kemal Metinler. Kemal Metinler. Evet, evet. Vurallar falan vardı, sağ bekler falan, hatırlarsan belki. Evet. Volkan Yılmaz, ne dersin TFF 1. Lig'deki maçlarla alakalı?
Şimdi şöyle, öncelikle Ankara Gücü zaten çok da süremiz açıkçası kısıtlı ama çok da maç olmasına rağmen şöyle kısa kısa ben değinmek gerekiyor. Evet. Ankara Gücü ve Ümraniyespor maçıyla alakalı. Şimdi Ankara Gücü hakikaten çok çok iyi oynuyor. Yani geçen sene şöyle düştükten sonra, geçen seneki zaten düşüşü çok dramatik olmuştu. Yani açıkçası Hikmet Hoca ile birlikte belki düşmezdi, şuydu buydu falan denildi ama. İyi oynarken düştüler hafta, Ankara Gücü. Ya iyiydi, iyiydi iyi ama son birkaç düştüler. Haftayken, son birkaç hafta içerisinde çok ciddi bir düşüşe geçmişti ve maalesef düştü takım. Ama şimdi bu seneki kadroya baktığımız zaman çok enteresandır. Bu seneki kadrosu hakikaten yine bir Süper Lig kadrosu gibi. Yani gerçekten hani hem iyi oynuyorlar. Zaten ligde sadece tek bir mağlubiyette var. Bu mağlubiyette zaten yine birebir ligdeki şu an birinci ligdeki birebir en direkt rakibi Eyüpspor'da almış oldukları bir mağlubiyet var. Onun haricinde zaten mağlubiyet olması için genelde galibiyet serisi var. Bence çok iyi oynuyorlar. Yani bir de ligde işin şu tarafı da var. Açıkçası mesela şimdi Eren Derdi yok diyoruz. Eren Derdi yok'u biliyorsunuz. Yani Göztepe'den ve Galatasaray'dan, Kasımpaşa'dan ligimizde tanıdığımız bir oyuncu ama ya şimdi 12 maçta oyuncu 8 gol atmış. Gerçekten çok ciddi başarı. Yani ben Eren mesela benim normalde çok böyle sevdiğim bir forvet tarzı değil. Ama şu anda birinci ligde Ankara Gücü'nde hakikaten kendini çok net bir şekilde buldu. Hakikaten oraya bir artı parantez ama onun haricinde de şimdi şöyle bakalım. Yani oynayan oyuncular mesela bir İshak, Zahit. Yani bu oyuncu Erdem Özgenç. Şimdi bunlar genelde biliyorsunuz. Dün yani, Hoca Süper Lig oyuncusu. Dün Volkan. Oğuz da gene aynı şekilde. Uzun yıllardır böyle güzel gol görmemiştim. Oğuz'u Kvabone gerçekten evet. De inanılmaz bir gol. Yani ben böyle bir golü uzun zamandan beri hafızalardan silmeyecek bir gol. Harika, muhteşem, muazzam hani bir gol ya. Hep şey diyorum ya, uzaydan vurdu diye. Yani uzaydan vurdu. Gerçekten uzaydan muhteşem vurdu. Bir gol muhteşem ya. Bir gol. Bundan yani sonra topu ayağına aldığı gol. Zaman şunu diyebilir miyiz abi? Oradan golleri var. Bak şimdi. Evet, mükemmelsin. Şimdi o konuya değineceğiz. Ya da şey, çok özür dilerim Nazlı ama ya da şey demeyiz artık. Oradan kaç kere tabii, mesela tabii. Şimdi bunu Ali Emre Sarı'ya soracağım da, mesela bir Zeki Yavru faciası var, onu konuşacağız. Bakıyorum her topun başında Zeki Yavru var. Bakın Zeki Yavru ile alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'da oynadığı için 3 yılda söyleyeyim, 3 yılda bir tane serbest vuruştan gol atmış. Abi, her topun Zeki başında... Yavru'nun Trabzonspor'daki lakabını söylüyorum size. Zeki Lampard Yavru. Lampard yavrusu. Yani mecburen 6 numara oynadı bizde bir dönem. Evet. Normalde sağ bektir bilirsiniz. Sağ bektir, evet. Bir böyle bir paslar, evet. bir organizasyona katılmalar. O günden sonra Lampard olarak kaldı. Lampard. İşte bir tane, Allah kahretmesin, bir tane serbest vuruşta gol attıysa, tamam mı? Yani o da Malatya Spor'daki Hatay Spor'a atmıştı. Oradan mütevellit bakıyorum Giresun Spor'da bütün topun başında Zeki Yavru var. Ya arkadaş, sormazlar mı adamı, kaç tane attın sen? Ömer Bayram diyebilir miyiz abi? Ömer Bayram sendromu diyebilir miyiz buna? Ya bilmiyorum ama bu yani, ama Ovusya kardeşim sen ne yapıyorsun orada, attım kardeşim, uzaydan attım, yaptık be diyebilirler. O yüzden Ankara Gücü'nü tebrik ediyoruz. Bu arada Atıf şey şu attı, o da güzel gol. Yazasal dışarılarından şöyle söyleyeyim, Atıf şey şu da, kardeşim ben de buradayım, yaşım başımı bakmayın, kafama bakmayın, ben de gencim dedi. Tam yeri aslında Atıf şey şu. Bravo. Peki TFF birincilikte artık bu yaştaki bir oyuncu için, ama şöyle, oyuncunun kalitesi hakikaten attığı golden de zaten belli. Bir kayıp olmadığı da net bir şekilde belli, ama evet, Ankara Gücü ve TFF birinci şu anda artık yaşına göre Atıf Çiftçi'nin tam biri. Çünkü ben Atıf Çiftçi'nin... Volkan abi, peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Sivas'tan çok yakına takip ediyorum ve Sivaspor'da gol kralı olmuştu. Evet, işte onu soracaktım. Yani Sivas'taki Atıf'ın bir havası var mı sence Ankara Gücü? Ya şöyle, Sivas'taki Atıf'ın havası şu an için yok. Çünkü niye biliyor musun? Bitirdi yani, artık ya, yavaş yavaş. Sivas'ta bambaşka Zeyf. Yani bitirdi Sivas'ta artık. Evet, Sivas'ta oynadığı dönem bambaşka bir Atıf. Zaten şöyle, şu anda da şeyde bir golü var. Bu dünkü gol sadece. Atıf Şeyh'in Ankara Gücü'nün, ama zaten şöyle bir şey var. Ya şimdi o Sivas Spor'daki çok ekstra performanstı. Yani çok ekstra. Evet, yani Sivas yeni gelmişti. Rıza Çalımbay onu yeni getirmişti. Hı-hı. Onun etkisi var tabii. Kendini göstermesi lazım. Sivas Spor'da oynadığı 4 sezon boyunca 54 gol atıp, yani bu kolay bir rakam değil. Çok çok iyi bir rakam. Çok iyi bir performans. Bir de şöyle, ayaklarını çok rahat kazan pırsız bir oyuncuydu. Patlaması çok kuvvetli olan bir oyuncuydu Atıf Şeyh'in. Lakin şöyle, sonrasındaki işte o Fenerbahçe macerası falan derken
çok ciddi bir düşüşe geçti. Yani Antalya'da da olmadı zaten. Olmadı oralarda da. Derken durum burada ama bu sezon Ankara Gücü için hakikaten barın yoğunu ortaya koyacaktır. Bir gol attı daha ama tabii sonradan hep yedeklerden oyun geldiği için ama herkesin de fayda sağlayacaktır tabii ki. Doğru. Ya benim genel kanım şu bu tarz Atıf tarzındaki oyuncularla alakalı. Anadolu'daki oynadığı takım için çok büyük futbolcu ama büyük kulübe geldiği zaman özellikle olmuyor. İstanbul kulübüne geldiği zaman bir türlü olmuyor. Yani buna birkaç örnek var işte Deniz Kılıç'u sayabilirim ben buna. Kayseri yani buna Spor'da. Mesela ben geçmişten şöyle bir örnek sayabilirim mesela Erkan Zengin. Evet kesinlikle. Yani olmaz. Birini daha sayayım ben size. Bir dönem Beşiktaş'ta oynamıştı ama Mustafa Denizli yönetiminde Aydın Karabuk. Aydın olmayınca olmuyor evet. Şimdi o zaman evet ona bakalım. Şimdi Samsun Spor yeni hocasıyla Fuat Hoca ile 1-0 kendi belalısı diyeyim. Samsun'la Manisa'nın arasında böyle bir iç çekişme de var. 1-0 galip geldi. Milli araya rahat girdi. En azından daha sorunsuz girdi. Fuat Çapa Hoca ile daha farklı noktalara gelmek istiyorlar. Takımda kadro dışıları falan vardı. Orada da güzel bir gol geldi Fofana'dan. Yalnız buradaki enteresan nokta şurası. Hakem Yiğit Arslan'ın, ben de biraz sonra paylaşacağız hesaplarımızdan. Bir kavga esnasında arada böyle derler ya tost olması var. Hakem Yiğit Arslan'ın. Hocam ne işin var senin kavganın tam ortasında? Yani sen şey misin böyle ayrıcı mısın? Fedai misin? Arada tost oldu kaldı hocamız. Dün Trabzonspor Beşiktaş maçı evet. Son anlarında bir gerginlik oldu. İşte evet. Uğurcan Çakır, De Souza, Gezal geldi falan böyle bir muhabbet oldu. Hakeme baktım. Direkt hakeme baktım yani. Uzaktan izledi. Olması gereken bu. Olması gereken evet. Bu. Ne işin var senin içerisinde? Aynen öyle. Dün mesela bak tekrar ediyorum. Yiğit Aslan not aldım. Yani Samsun'la Manisa'lı arasında kavga var. Orgil dirsek attı. Kırmızı karttan zaten normal beklenen hareketler bunlar. Orgil'den evet. Değişik bir yapısı var. Hakem hocamız orada şeyin içerisinde, pozisyon içerisinde biri itekliyor öbürü itekliyor. Öbürü yapmayın itekliyor. Çocuklar ha. Yapmayın. Hayır ol. Biri yap. Vuruyor biri itekliyor falan filan. Hocam senin orada ne işin var? Ne işin kartlarını var? Düşürdü. Yerleri düşürdü. Ne diyorsun Volkan Yılmaz? Enteresan işler. Bu hakemimiz peki FIFA kokartı alabilir mi? Vallahi bu hakemin amatör kümede bile maç yönettirmem de neyse. Volkan Yılmaz. Dün maçın bir kısmını izlemiştim sonra spor maçını ama şimdi ya hakem konuşmaktan artık hakikaten yani illallah ettik de. Çok kötü. Yani, çok kötü. Evet yani hakikaten boks maçlarında ve kickboks maçlarındaki hakemler gibi biliyor musun? Yani araya giriyor iki senin ne işin ya abicim bırakın hakem hatası yani, konuşmuyoruz bakın farkında hakem, mısınız yani işte hakem penaltıyı vermedi işte offside çalmadı faulü vermedi mevzu bu değil o hakemin tekniklerine aykırı bir şey ya. Ya sen çekil kenarına orada en azından şimdi sağ onların tam göbeğindeyken orada bir şeyleri süzemezsin ayırt edemezsin ama şöyle bir durum var yani eğer ki dışarıda kalmış olsan çok rahat görebilirsin. Neyse burayı geçelim. Yani biz tekrar şu anda biz hakem değiliz. Hakemini yönetecek bir durumumuz, konumumuz da yok ama tabii en azından yıllardır maç izliyoruz, futbol maçları izliyoruz. En azından gördüğümüzü söylüyoruz. Valla Samsun Spor'la alakalı şöyle. Nazım abi Samsun Spor hala iyi oynamıyor. İyi oynamamaya devam ediyor sadece. Milli maçlar özelinde arasında bir nefes aldı Fuat Hoca ile birlikte. Sadece şöyle bir şey var. Fuat Hoca'nın da ben çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Hafta içi bir açıklama vardı. İsim vermeden Mehmet Hoca ile alakalı, Mehmet Kapalmak'la alakalı bir açıklama yaptı. Dedi ki, evet. Benden önceki dedi hoca takımın bütün antrenman notlarını, tekniklerini, klasik bir hepsini dedi, almış yeni gelen dedi. Hoca evet, güzel birisidir. Almış dedi. Yani, yani o şey dedi. Demek yani ben... Bakın başarısız olamazsam sıkıntı bende değil. Bu takımı hazırlamamışlar. Almışlar götürmüşler analizini. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim ama şöyle de bir durum var. Adama da sorarlar. Ey Fuat Hoca yıllardır çalıştırmadığın takım kalmadı. Süper Lig'de de alt ligde de. Şimdi bir de yok Ankara Gücü Gençler Birliği arasında. Yabancı dillerine Kasımpaşa'yı oraya hiç koymadan geçme lütfen. Kasımpaşa evet. Zaten çok gitti hocanın geldi. Evi. Çok gitti yani, Şimdi şöyle bir şey var. Yani hani yok altı dil bilmek yok işte antrenman teknikleri notları falan. Ya hocam sen ne yapacaksın Samsun Spor'un Mehmet Hoca'nın alıp götürdüğü antrenman tekniklerini, istatistiklerini? Senden sonrasına bak. Sen kendin yapacaksın o antrenman tekniklerini. Senle birlikte olanlara bakıyorsun. İşte diyor ki ben de 3 haftadır bu işlerle uğraştım diyor. Ya hocam sen şimdi diyorsun ki ben hocayım, ben süperlik hocasıyım diyorsun. İyi bir hocayım diyorsan o zaman
kendin antrenman tekniklerini ve istatistiklerini kendin oluşturacaksın. Giden hocanın arkasından da böyle hani konuşmaya gerek yok. Giden hoca başarısızdı. Eyvallah. Mehmet Hoca zaten çok başarılı bir hoca da değil. Bunu da ben zaten her zaman söylüyorum. Sevdiğimiz bir hoca ama değil yani maalesef. Ama sen geldiysen senin tekniklerine göre bu oyuncular oynayacak. Ve şimdi bakıyoruz takım hala oynamıyor. Şimdi baktığımızda yani Samsun Spor takımı ne oynuyor? Ne oynuyor? Ben hiçbir şey mi söyleyeyim? Samsun Sporlular dahil bilmiyorlar. E şimdi Tomane desen ayrı bir havada. Bah desen ayrı bir. Ya zaten Yasin zaten var ya, düşünsene mi? Ben yarın şimdi çekti söyleyeyim. Yasin Öztekin'in çok net bir şekilde sezon sonu gelmeden devre arasında kesinlikle yani takımdan gönderilmesi gereken oyuncular. Kadro dışıları zaten konuşuldu. Tabii hatırlar mısın Volkan Yılmaz? Yasin Sivasspor'dan Samsunspor'a geçerken ne demiştim ben sana? Ama şöyle bir şey var. İlk senesi iyiydi. Yasin de öyledir. Trabzonspor'da oynadığı için, Galatasaray'da oynadığı için de biliyorum. Sıkıntılı. Yani Yasin kişisel sıkıntıları var. 3 maçta diyorsun evet. Ki evet dünya klasında. Göztepe de aynı şeyi yaptı. Olmuyor ya. Olmuyor, Yasin'in evet. İstikrarı yok. Havası yok. Kaptanlık vasfı yok. Ama kaptanlık bambaşka bir vasıf. Katılıyorum. Bu arada Volkancığım şimdi aslında Yücel Özarslan'a buradan mesaj verelim. Kendisi bu tahminleri iddia işlerini güzel becerir. Güzel yapar. Biraz sonra da paylaşacağız. Murat Tangay. Antalya'dan bir dostumuz. Dün gece yarısı bir mesaj çekti bize. Baktığımızda demiş ki size demiş tebrik ediyorum. Dedik hayırdır ne oldu falan böyle. Antalya Spor galibiyeti. Sivas beraberliği. Ankara Gücü galibiyeti. Eyüp Spor. Valla sabah programımızı dinledim. Kupon yaptım. Bu maçlara kazandım. Trabzonspor'da da bunlara dahil. Orada da tahminleriniz vardı. Çok teşekkür ediyorum demiş. Ben de dedim ki yani biz tahmin ya da iddia programı yapmıyoruz ama demiş. Dedim ki mutlu olduk bundan dolayı. Hatta diyor ki dünkü programınızda konunuz diyor. Ömer Faruk abiden bahsediyor. Birinci tahminlerinizden dolayı sizi diyor tebrik etti. Buradan da Murat Tangay'a teşekkür ederim. Yani bizi dinlemeye devam ediniz. Bir 10 saniye aramız var. Beklerseniz bir 10 saniye. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravogo Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Bununla buradan söylemiş oldum Murat Tangay dostumuza ve diğer dostlarımıza lütfen bizi dinlemeye, bizi takip etmeye devam ediniz. Üçleme kazandırır diyorum Volkan Yılmaz. Yorumlarla üçleme biliyorsunuz. Yorumlarla üçleme bizim Volkan abimizin de evet. Çok sevdiği bir. Çünkü yani biz takımlarımızı seviyoruz, biliyoruz, takip ediyoruz. Bu arada Altınordu Eyüp Spor maçının içinde sonucu belli maç demiştik ama orada da enteresan bir şey. Çok çok bariz bir offside pozisyonu var. İkinci golde. Yine hakemlerimiz Sarper, Barış Sakı es geçmiş. İstanbul Spor maçını hocamızla beraber Cenklerle hocamızla konuşacağız. Orada da inanılmaz yani literatüre gelen bir hata var. Bu arada Mehmet İstanbul Spor hocası Osman Zeki hocamızın da ben böyle kazanmaktan dolayı içime sıkıntı girdi mesajı var. Helal olsun. İstanbul Spor camiasında müthiş bir dayanışma var. Hakikaten de tüylerim şu an diken diken. Ya böyle hocalar, böyle camialar Türk futbolunun layığı güzelliği diyorum ben Volkan. Evet kesinlikle öyle. Yani şöyle TFF birincilik her zaman söylüyoruz. Gerçekten kaliteli bir lig. Yani özellikle bir de şöyle bir şey biraz da duyguyla da oynanılan bir lig. Yani hakikaten bir Samsun Spor gibi, İstanbul Spor gibi kulüpler biraz da duygusal kulüpler duyguyla da oynadıkları için yani hocamızın zaten paylaşımı da hakikaten takdirlik bir paylaşım. Evet. Keşke evet yani aslında şöyle bu hafta özellikle bu pazar günü zaten bir maç oynandığı için pazar günü hakikaten yoğun bir program trafiğimiz var bugün. Ama haftaya mutlaka kendisini konuk alalım. En azından durumu soralım. Hem takımın inşaatını soralım. İstanbul Spor'da tekrar bir ivmelenmeye başladı. İvmelenmeye başladı evet hatırlarsın. Evet. Yani evet. Bir ataklarda açıkçası şey herhalde İstanbul Spor şimdi bu sezon geçen sezon gibi başarılı bir sezon olacak en azından. İlk altıyı zorlayacaklarını İlk altı her zaman kim zorluyor zaten. Şöyle bir durum var hakikaten de. Yani biz bu konuda hakikaten de yani ben mütevaziyi pek sevmem. Yücel Özaslan'ı buradan tekrar ediyorum. Yücel Özaslan lütfen. Görüyorsun üçleme hem maddi hem manevi kazandırıyor kardeşim. Lütfen. Evet Volkan Yılmaz biraz bakalım ufakça olsa mesajlarımıza. Kimler var kimler yok. Evet Yusuf Tasmacı gelmiş. Fatih Dağlı Kayseri'den selamlar var. Onun dışında Hakan Aydın'dan mesajlar gelmişti. Teşekkür ederiz sağ olsunlar. Tabii ki de Derfi Yunus Dane ve Çaydanlık her zamanki gibi başrollerde. Eyüp Karadeniz'e selamlar demiş buradan. Sakin şivesiyle demiş yorumlar demiş. Çok
çok güzel gidiyor. Üçlemeye renk attı demiş Eyüp Karadeniz için. Eyüp bizim için her zaman için güzel dostumuzdur. Enol Özcan demiş ki Sefaköy Tevfik Bey mahallesinde oturdum. 30 sene boyunca selam olsun demiş. Görüyorsun Sefaköy. Oturmuş ama kendi de neye oturmuş? Ne yapmış kendisi de bilmiyorum. 30 sene oturmuş. 30 sene oturmuş maşallah. Ya Volkan Yılmaz da gerçekten Sefaköy düşmanları. Düşmanlığı var. Evet, bir düşmanlığı var. Ciddi. Çünkü çok ciddi trafikte kalıyor da çok bunalıyor. Yani acaba neden? Ben bir acaba hafta boyunca neden? Volkan abiyi beklediğimi biliyorum. Sürekli diyor ki bana 45 dakika gösteriyor kardeşim. Gelemeyeceğim yani. Cuma günü gelemedik biliyorsun. Gelemedi. Evet. Cuma gelemedi. Cumartesi neden? Gelemedi. Bak diyor ki evet. Cuma gelemedi, cumartesi gelemedi. Pazar günü ben geldim, sen yoktun Volkan Yılmaz üç derler gün, adama. 3 gün dedin, 5 gün dedin. Tabii beni bekledim. Aylar oldu gelmedin diyorsun. Aylar oldu gelmedim. Metin Eşitmez, Belçika Genk'ten biliyorsunuz. Siz yayına biz de zevkle dinlemeye demiş. Hazırız demiş. Çok teşekkürler. Çok sağ olsunlar. Muhammed Oktay demiş ki abi günaydın. Dünkü Antalya Spor maçını değerlendirebilir misiniz? Nuri Şahin'in üçlü savunması nasıl buldunuz demiş. Şimdi konuşacağız. Sıra çünkü Süper Lig'de. Onun dışında baktığımız zaman bir de şeye bakalım. Twitter noktalarında bakalım. Twitter'dan çünkü gelen mesajlar var. Pazar sabah olmasına rağmen. Statbaşı Mithat'ım demiş ki Nazım abi, Volkan abi size ve konunuza günaydınlar. Trabzonspor şampiyonluğu hak ediyor gibi duruyor. Kilit oyuncuları uzun süre sakatlıklarla kurban olmazsa bu işi bitirir demiş. Biz Trabzonsporlar olarak daha çok erken diyoruz. Hakan Erdem'den fotoğraf gelmiş. Güzel böyle Trabzonspor oyuncularının sevinç fotoğrafları gelmiş. Zaten dünden beri, dün maçından beri maşallah. Trabzonspor TV. Trabzonspor TV oldu. Twitter'ın yeni evet Bordo işte. Mavi oldu her şey. Ömer Akça demiş ki günaydınlar. Bugün Bursa'nın havası gibi benim de içim karardı. Dün memleketimin takımı Yeni Malta Spor yenildi. Galiba bu sene bizi Şumudika'da kurtaramayacak. Bugün bari demiş Galatasaray'ımız, Bursa Spor'umuz bizi demiş güldürsün demiş. İnşallah diyelim bakalım. Evet, Süper Lig'deki oynanan maçlarla alakalı. Önce saat 13.30. kahvaltı brunch saatinde Sivas Spor Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Maç başladığı gibi tatsız tutsuz bitti. Koskoca stadyumda 1058, bakın tekrar ediyorum, koskoca stadyumda yakışmıyor, 1058 taraftar vardı. Yani Sivas Spor kaleye isabetli şut atamadı. Volkan abi tabii ki bu konuda biraz daha muzdarip ama yaralı zaten. Nazım abi şöyle diyebilir miyiz? Evet. İki takım da kahvaltısını yapmış. Biraz ağır kaçırmışlar. Keyifçi maşallah. Yani yemeği mi fazla kaçırmışlar? Biraz yemeği fazla kaçırmışlar. Rahatlık kahvaltı falan var. Yani biraz uzanmamız lazım. Biraz dinlenmemiz lazım. Evet Volkan Yılmaz, biraz uzanmamız lazım. Biraz dinlenmemiz lazım diyor Eyüp Karadeniz. Sen peki ne söylemek istersin? Yok. Sivas Spor yıllarca çok dinlendi hakikaten. Yani özellikle alt ligde mücadele ettiği dönemde yıllar çok birincilikten çok dinlendi ama şöyle şu anda da zaten dinlenmeye de açıkçası devam ediyor. Dinlenmeye hakkı yok diye düşünüyorum. Ama sağ olsun yönetim ve yönetim kurulundaki arkadaşlar sayesinde hala Gaspor böyle derin uykularda, hatta kış uykusuna da yatmış diyebiliriz. Dün açıkçası şöyle bir şey var. Sivas'ta çok güzel bir hava olmasına rağmen. Evet, harika bir hava. Maça gereken hiçbir alaka yoktu. Yani ben Sivas'ta hakikaten bu mevsimde Sivas'ta böyle bir hava normal şartlarda karın dışında olması gereken bir hava. Öğlen maçı olduğu için olabilir mi Volkan abi? Yok alakası yok. Abi gündüz de öyle. Gündüz de yani. Bence tam tersi. Akşam değil, gündüz bence daha fazla. Gündüz de çok soğuk oluyor. Gece de hiç fark etmiyor. Akşama ayaz oluyor. Ama hakikaten böylesi bir maçta şimdi Nazım abi şöyle bir durum var. Evet. Özellikle önce dedin ya taraftarlar işte ayrıca alakalı. Bak abi taraftarların ben şimdi özellikle Twitter'da hakikaten Instagram'da da çok fazla Sivas Sporlu kardeşimle arkadaşımla konuşuyoruz. Dün çok fazla Twitter'dan Twitter'ın mesaj kutusundan çok fazla İsyan mesaj geldi. Açıkçası şöyle benim de en azından gördüğüm düşünüsüyüm. Çünkü maçta o bin kişinin olmasının bin kişiden fazla olmaması 3-5-7 bin 10 bin kişinin olmamasının en büyük sebebi ne biliyor musun? Tepki var abi. Evet. Şehirde Sivasspor yönetimine çok ciddi bir şekilde tepki var abi. Bir şeyler var ki taraftar gelmiyor. Evet bak o böyle güzel bir havada kendi evinde oynadığı maçta ya ben şunu hatırlıyorum. Sivasspor daha önce Ankara'ya, İstanbul'a yani İzmir'e geldiği zaman hakikaten yani ev sahibi takım kadar hatta belli maçlarda ev sahibi takım taraftan 2 katı 3 katı kadar coşku vardı, heyecan vardı, tamam hareket vardı. Deplasmanda daha fazla taraftar toplamak yani çok
çok fazlaydı. Ama şimdi evet, baktığımız zaman burada taraftarın olmamasının evet, sebebi yönetime tepkiden kaynaklı. Şimdi yönetime tepki dediğimiz zaman neden yönetime tepki? Şimdi ben de tabii ki tepkili. Neden tepki? Şimdi şöyle şöyle gitgide her sene düşen bir Sivasspor. Yani evet, her sene aşağı aşağı düşen bir Sivasspor var. Şimdi bunun da çeşitli sebepleri var. İşte yapılmayan transferler, söz verilip de alınmayan oyuncular. Efendim söyleyeyim, hocayı son dakikaya kadar oyalayıp son dakikaya kadar hoca imza bekledi. İşte hocaya belli bir sözler verildi. Son dakika işte attırıldı imza, transfer bitti, hocanın söyledikleri yerine getirilmedi. Taraftarın hiçbir şekilde söylediklerine abi kulak asmıyorlar. Yani kulak kabartmıyorlar. Taraftar ne söylüyor? Ya şimdi Sivasspor halkı da cahil değil kardeşim. Yani Sivas halkı ya da Sivasspor'un taraftarlar cahil değil. Neden Sivassporlu taraftarlarım lafını söylüyor? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kayseri Spor diyoruz, çok yakınız. E şimdi Kayseri Spor taraftarlarının söylediklerini sosyal medya üzerinden Berna Başkan çok net bir şekilde görüyor ve dinliyor. Ona göre aslında hareket etmeye çalışıyor. Bu Konya Spor'da da geçerli. Yani bu başka Anadolu'nun başka kulüplerinde de çok Göztepe'de çok geçerli. Mesela. Göztepe'de evet, çok net bir şekilde. Şirket takımı ama, şirket takımı ama Göztepe'de taraftar tamamıyla iletişim yönetiyor, açısı, tavsiye ediyor, yönlendiriyor. Aynen öyle. Taraftarın söylediğine kulak asmazsan, taraftarın ne istediğini evet, görmezsen abi tamam mı? Sonun bu olur. Sonrasında yüzünü neden bu maçlara kimse gelmez? Gelmez kardeşim. Volkan abi, ben şöyle bir şey sormak istiyorum Sivas'la alakalı. Yani geçen senenin kadrosuna baktığım zaman çok büyük bir değişim yok. Yani. Aslında tam oraya geleceğim. Şöyle kadroyla alakalı şimdi bak abi. Geçen senenin kadrosu dediğimiz zaman şöyle bir soru. Aslında geçen senenin çok büyük bir değişim değil ama çok verimli oyuncularda değişiklik oldu. Ben sana hemen söyleyeyim. Oraya kalecisi geldim. Çok iyiydi mesela. Şimdi geçen sene kaleci Nazım abiye de hep söylemişimdir. Samassa'ydı değil mi? Bak evet, abi. Şimdi yabancı kontenjan durumunun hakikaten Allah cezasını versin. Bu yabancı kontenjan durumundan dolayı Samassa gönderildi. Şimdi bu oyuncu Samassa geçen Vural sene çok iyiydi. Şimdi kime kaldık abi? Alış Yaşal Vural'a kaldı. Ya şimdi arada gece ile gündüz arasında fark var. Boylu postu hakikaten çok çevik bir CIO kalecimiz vardı. Gönderdik, kaldık Alış Yaşal Vural'a. Şimdi devam edelim. Şimdi Robin Yalçın. Ya Robin Yalçın denen oyuncuyu 100 bin euroya, 150 bin euro gibi bir parkla bedava tutamaz. Bedava. Takımın her şeyiydi. Bak bu evet, takımın her şeyiydi. Adam gitti Almanya'lı. Almanya'nın köylerine gitti. Devam ediyoruz abi. Şimdi Marcelo Goiano. Bizim Rıza Hoca'nın çok sevdiği bir oyuncuydu. Bak Goiano, Rıza Hoca'nın çok sevdiği bir sağ bekti. Tutamadın elinde. Devam ediyorum. Ribalka. Şimdi Ribalka Rıza Hoca'nın çok sevdiği bir oyuncuydu. Ve yıllardır da Sivas'taydı. Nerede bu adamlar? Bu adamın nerede şimdi abi? Casemiro, niye gönderildi? Casemiro Ninga. Sol kanat oyuncusuydu. Geçen sene Casemiro Ninga'ya bir ton laf ederdik. Gel gelelim bu sezon Gradel haricinde kanat oyuncumuz yok. Devam edelim. Az önce bahsettiğimiz Yasin Öztekin. Yasin Öztekin şimdiye kadar kariyerinde en iyi sezonu Sivasspor'da geçirdi. Sivasspor'da tuttu ve Rıza Hoca ile çok ciddi iyi bir diyaloğu vardı. İyi bir ilişkisi vardı. Devam ediyoruz. Tyler Boyd. Ya şimdi Tyler Boyd geçen sezon Sivasspor'a çok ciddi katkı sağladı. Ya Tyler Boyd'un Rize Spor'da çok özür diliyorum ama Rize Spor'da ne işi vardı? Ya burası Sivasspor. Geçen sene bu Tyler Boyd Sivasspor kulübünde oynamış. Ve Beşiktaş Tyler Boyd'u elinden çıkarmaya çalışırken nasıl oldu da Rize Spor araya girdi? Ya bu Tyler Boyd geçen sene Nazım abi Sivasspor'a çok fayda sağladı bu oyuncu. Zaten ama neden sen Tyler Boyd'u biz evet, tekrar geri alamadık? Biz şimdi hep bunu konuştuk. Şimdi Tyler Boyd çok başarılı kiralık Eyüp. Baktığınız evet, zaman evet, ben böyle bir oyuncuyu yani ve sana da uymuş, tutmuş, hatta Rıza Hoca'yı beğenmiş, verim almışsın. Ve sen gidiyorsun geçen tekrar. Senenin ikinci yarısında şöyle bir şey oldu. Evet. Yani Sivasspor'un çok yükselen bir ivmesi vardı. Evet. Zorladı hatta yani son haftalarda biliyorsun evet, Fenerbahçe Sivasspor maçı. Evet evet. Sivasspor Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Fenerbahçe şampiyonluğa evet, mücadele ediyor ki o maç çok geldi evinde 2-1 mağlup etti. Sivasspor geldi. Evet. Yani öyle bir mücadele verdi evet, bu oyuncular. Öyle bir mücadele verdi Rıza Hoca da aynı evet, şekilde çok beğendim. Şimdi geçen sene Sivasspor'un sezonu gerçekten domine ettiği bir sezondu. Geçen sene Sivasspor ligi baktığınız zaman 5. bitirmiş 65 puanla. Bir önceki sezon ise Sivasspor ligi 4. bitirmiş 60 puanla. Yani bakın şöyle bir durum var. 65 puan ve 60 puan. 5 puan arayla 2 sene üst üste baktığınız zaman bir 5. olmuş, geçen sene kupalara katılmış. Bir önceki sene de UEFA Kupası'na katılmış. Bence UEFA Kupası bu saydığım kadro ile UEFA Kupası'nın o gruplarında Villarreal'le
O grupta hakikaten çok başarılı. Yani çıkardı. Pandemiye rağmen bir oyuncusu koronaya yakalanmıştı. Yahu İspanya evip oyuncu götüremedi Rıza Hoca. Götüremedi evet. 4 yedekle gittiler top galiba. Toplayıcıları götürdü bak. Evip Sivasspor. Yani aslında bak oradan gelen bir sıkıntı var ama en azından bu az önceki saydığım oyuncularla Sivasspor zaten çok iyi bir karakter yakalamıştı. Lakin bu sene gel gelelim. Şimdi saha içerisindeki oyunculara baktığımız zaman. Ya abi Allah aşkına yani bu sene yapılan transferlerde Dimitros Kutas haricinde stoper değil mi? Tutan oyuncu yok. Bana birisi söylesin ya Allah aşkına desin ki Dimitros Kutas'ın haricinde tutan oyuncu yok. Ya bu kadar transfer yapıp da bir tane mi tuttu ya? Bir tane mi tuttu? Şimdi para verip aldılar. Pedro Henrique adam yok abi. Dünkü maçta rezil bir top oynadı. Reziller reziliydi dünkü maçta. Biz gene söylemiştik burada. Yani... Zaten hoca da dayanamadı çıkarttı. Yapacak bir şey yok. Ya zaten iyi bir Pedro Henrique Volkan Yılmaz. Gradel haricinde resmen bir de Uğur'u koyabiliriz. Volkan'cım. Volkan Yılmaz. Evet Sivas konu Sivas olduğu zaman. Sivas 1-0'ı kurtardı abi. Volkan'cım duyuyor musun bizi? Zaten kimse Uğur'u eleştirdi. Volkan bizi herhalde duymuyor şu an. Kaptadı gidiyor. Çok güzel bir hareket. Ya tam şöyle bir durum var. Pedro Henrique'nin zaten gelmesi şeydi. Duymuyor bizi galiba. Ondan. Pedro Henrique'nin zaten gelmesi şeydi. Yani Kayserispor diye bir Pedro Henrique'de yoktu zaten. Ve çok şaşırdık evet. Biz. Şöyle Sivasspor'un bonservis vermeme özelliği var biliyorsunuz. Evet. Sivasspor kulübü evet. Bonservis evet. Vermez. Evet. Ama Sivas kulübü bonservis vermeden oyuncuyu alır, parlatır ve ona göre verimini evet, alır. Evet. Yani bir bonservis verildiyse biz bunu maalesef. Çok konuştuk seninle de. Volkan abiyle de çok konuşuyoruz. Evet. Pedro Henrique'ye vermez. Yani bu bonservis, bonservis verecekse de bu değildi. Pedro Henrique'ye vermez. Yani evet. Kiraladığın bir oyuncuya atıyorum Tyler Boyd. Mesela verecekse ona ver değil mi? Yani Beşiktaş'a dersin ki işte ya tamam biz bunu bir daha kiralamayalım ama biz bonservisini istiyoruz. Belirli bir rakam verelim. Aynen. Bunun üstünden ben genel olarak Volkan abi aslında sormak istediğim şey oydu. Takım kimyası takım kimyası çok fazla bozulmuş durumda değil. Volkan'cığım attı mısın? Attayım. Hakikaten yani şöyle sesle alakalı bizi duyuyor musun şu an? Bizi duyuyoruz. Duyuyorum. Tabii çünkü bir duyumama durumu oldu da çünkü konuşamadık, görüşemedik sizle de. Şimdi hakikaten Sivas Spor'daki bu yara kanmaz. Onunla alakalı özel bir program da yaparız tabii programımızın. Ya son olarak şunu söyleyeceğim. Sivas Spor yani programı değil, bütün güçleme Sivas. Evet. Bu transferler geçen sezonki transferleri tekrar yerine koyamadı ve yerine gelen oyuncular Azutçe gibi, işte Sefa Yılmaz gibi hakikaten yani neydi belirsiz oyuncuları bu takıma, bu kadroya getirirsen, yerleştirirsen sonu bu olur. Zaten dün maçtan önce de zaten gündüz programda da zaten sevgili Ali Emre zaten yazmıştı Twitter'da. Evet. Abi ne olacak maç diye. Zaten açın bakın. Altında yazdığım soru cevap şu. Maç berabere bitecek. Çünkü evet. Zaten kendim de yazdım zaten Twitter'da. Şunu söyledim. Sivasspor kalan maçlarında en kötü bir puan alır ve ligi 14. sırada bitirir. Etesi de dokunmadan yoluna devam eder. Ama biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. İstemiyoruz. Eğer ki yönetim bu şekilde istiyorsa biz bu yönetimi de istemiyoruz. Tamamdır. Şimdi Sivasspor dosyasını kapatalım. Biraz daha aslında kazanan tarafa gidin. Çünkü Sivasspor bitmez. Sivasspor konusu bitmez. Evet Eyüp Karadeniz. Dün Trabzonspor bizlerin de burada tahmin ettiği gibi ve Murat Tangay dostumuz da bahsettiği gibi Trabzonspor galibiyeti bizim için sürpriz olmadı. Zaten bahsetmiştik. Ne söylemek istersin Trabzonspor galibiyetiyle alakalı? Ya Trabzonspor galibiyetiyle alakalı ilk önce çok sevinçliyiz. Çok mutluyuz. Araya da milli ara girdi. İki haftaya yayabileceğimiz bir maçta yok ya rahat var. Rahat. Maçta yok rahat rahat. Liderliğin tadını çıkartıyoruz evet. Ama ben maçtan sonra özellikle evet. Abdullah Hoca'nın söylediği sözlere çok fazla katılıyorum. Evet. Sadece bir maç kazandık. Evet. Bu takım sadece bir maç kazandı. Bizi Abdullah farklı yerlere koymayı sanki Eyüp, Abdullah Avcı da kendini geliştirmiş vaziyetlerdi. Evet yani başak çok daha temkinli. Evet çok temkinli, çok akılcı, yani, çok mantıklı kelimeler kullanıyor. Birçoğumuz taraftar olarak evet. Abdullah Avcı ilk geldiği zaman çok fazla tepki verdik. Yani bravo. İşte biz gerekirse 3 atalım 5 atalım Abdullah Avcı defansif oynatıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. İçimizi karartacak falan. İçimizi karartacak ki ilk geldiği sezon ilk yaptığı müdahale oydu çünkü hı-hı. Bu takım çok fazla gol yiyordu. Gol de atamıyordu. Ben dedik ki savunma işini yapalım. Geçen bravo. Sezon özelinde bravo. Söylüyorum. Bravo.
bu sezon başında özellikle çok gol atan ama çok gol yemeye müsait bir takım görüntüsü vardı Trabzonspor'un. Buna son 3-4 haftadır özellikle önlem olduğunu düşünüyorum hocanın, özellikle deplasmanlarda. Çünkü biz bunun ilk etkisini Galatasaray-Trabzonspor maçında gördük. Galatasaray ön alan baskısıyla Berat'a baskı yaptığında orada ciddi bireysel hatalarla 2-0 geriye düştü. Orada bir karakter koydu takım, 2-0'dan 2-2'ye döndü. Orada bunun ömrün de çıkartılıp bir... Tabii orada zaten ömrün bir küllerinden doğma hikayesinin başlangıcı oldu. Yani. Ama silmedi mesela ömür. Doğru mu Volkan? Zaten maç sonu açıklamasında direkt şunu söyledi. Biz dedi Abdülkadir Ömür'den bir performans bekliyoruz. Bizi dedi şampiyon yapacak olan Abdülkadir Ömür'ün dedi performansıdır. Yani onu mesela bir kenara atmadı. Yani sadece Abdülkadir Ömür nezdinde söylemedi. Evet. Yedekten gelecek. Bravo. Kadroyu zorlayacak. Bravo. Futbolcularımızın ekstra göstereceği performanslar bizim için önemli. Ha, Trabzonspor'da bunu şu anda kim yapıyor? Gervinho sakatlandığı için Abdülkadir Ömür oynuyor. Son 5 maç 5 galibiyet. 5 maç 5 galibiyet. Yedekten gelen Siopis çok iyi direnç sağlıyor. Dünkü maça dönecek olursak beklediğim tarzda bir oyunla başladı maç. Aslında hep, şimdi Trabzonspor oyunu beklendi. Mesela ilk 11'i belli. Oyunu belli değil mi? Bu şablon oturdu aslında. Ben hatta şöyle söyleyeyim size. Bakasetas'ın tam iyileşmediğini düşünüyordum. Ki zaten, maçta evet, öyle oldu. Maalesef. Ben bu maçı acaba şöyle başlar mı diye çok düşündüm. Yani Berat, Siopis, önünde Hamsik. Yani Bakasetas çıktıktan sonraki ilk 11. Çünkü Beşiktaş saldırmak zorunda. Evet. Sporting maçını da kaybetti. Ama kendi evinde falan. Kendi evindesin. Yenilirsen puan farkı açılacak. Yani şu belliydi kardeşim. Yani Beşiktaş ideal 11'inde Batu Şahin haricinde ideal 11'iyle oynadı. Ama Batu Şahin'in yokluğunu çok fazla hissetti. Çünkü Beşiktaş baskı yaptıkça... Bir dakika. Bence Batu Şahin hala mi? Abubakar. Abubakar'ın sağ bacağı mı? Abubakar çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Yani iki doğru geldiği mu? Dönemde... Doğru mu Volkan Yılmaz? Ne diyorsun? Evet. Doğru. Şöyle... İki geldiği dönemde de çok büyük Beşiktaş fark tarafından geldi. Yorum yapacak olursa hakikaten... Dün ben Beşiktaş'ı aslında çok beğendim. Yani Beşiktaş'ın oyununu, oyun anlayışını ben çok beğendim. Sahaya çıkışını, dizilimini. Evet, Batu Şahin saymıyorum da zaten. Şimdi öyle de bir durum var. Olsa da zaten çok Beşiktaş için çok bir fayda sağlamayan bir oyuncu. En azından sezon başından beri bunu gördük. Evet, Abubakar'ı konuşuyorduk. Abubakar zaten bambaşka bir seviye. Yani Abubakar çok başka bir olaydı. Bu sezon zaten Abubakar'la devam edilebilmiş olsaydı zaten alır yürürdü bu oyun anlayışıyla. Zaten maç başladı. Her zaman söylüyorum. Trabzonspor'un o beğenmediğim oyun yapısı, oyun kimliği dün maç başlangıcında da zaten gösterdi. Zaten istatistikler de bunu zaten belirtiyor her şey öncesinde. Ama tabii şöyle bir şey var. Ne oynandığının çok önemi olmuyor. Ama Abdullah Avcı bilerek yapıyor Volkan. Şimdi Abdullah Avcı bence bunu bilerek yapıyor. Oynattırıyor. Karşıdaki mesela Konya'da aynı şey oldu. Göztepe'de aynı şey oldu. İlk açıkta derler ya boksörde mesela. Özellikle ilk açıkta, Göztepe maçında. Pankartı şey vuruyor. Ya şimdi şöyle bir durum var. Şimdi zaten ligimiz zaten buna çok müsait bir lig. Yani hani ne oynadığının, ne şekil oynadığının çok önemi yok. Bir kere gelirsin atarsın 1-0 biter ya da 2-1 alırsın maçı geçer gidersin. Bu ayrı bir konu. Yani bir de şöyle bir şey var. Zaten özellikle Trabzonspor için bu sezon nezdinde böyle bir oyun, benim söylediğim şekilde de bir oyun tarzı da olsa varsın olsun. Neden? Artık yıllar sonra istediğinden arzulanan ve hakikaten 20 yaşındaki bir çocuğun şampiyonluk görmediğini düşünürsek, 20 yaşında bir Trabzonspor taraftarını ve daha fazla hatta değil mi? Yani kaç yıl oldu en son? Abi ben 28 yaşındayım, ben daha görmedim. Bir, evet, bir dakika. Fazla. Stüdyoda gergin anlar. Ben diyor ki 28 yaşındayım, ben daha diyor şampiyonluk görmedim diyor. Resmi olarak görmedim. Doğru. Yani şimdi, olanlar var aralarda bir şey. O mevzuya hiç girmiyor. Hiç girmiyor o mevzu. Doğru. O yüzden de girmiyor. Şampiyon olmayan bir takım var ortada. Evet. Bu saatten sonra iyi oyun, kötü oyun. Yok efendime söyleyeyim, o sakat, bu sakat fark etmez. Alınan her 3 puan altın değerindedir şampiyonluk yolunda. Şimdi Beşiktaş gibi bir takımı şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bir saniye. Son cümleni alalım. Reklamı çekmişiz. Hakan bahsetti. Son cümle. Son cümlem şu.
Beşiktaş'ın iyi oynadığını ve Trabzonspor'un idare ettiğini ama sonuçta galip gelen tarafın da Trabzonspor olduğu için hak ettiği bir 3 puan durumunu olduğunu söylüyorum. En azından şöyle şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puandı. Beşiktaş gibi bir engeli aşması. Zaten şöyle Beşiktaş gibi bir engeli aşarsan sezon içerisinde şu oyun tarzıyla Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımları da çok rahat bir şekilde aşabilecek gücün var demektir. Ha, oyun anlayışı, oyun sistemi Abdullah Hoca'nın buysa bu yolla da olsa tamam. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de mağlup edebilecek güce sahip. Evet, şimdi son cümle alayım maçla alakalı. Ya maçla alakalı son cümlem şu: Abdullah Hoca planını kurmuş. Bence Bakasetas'ın çıkıp Siyopis'in girmesi de maçta Trabzonspor'un defansif anlamdaki dengesini daha iyi kurmasını lehine sağladı. Oldu sanki, lehine oldu. Evet. Ekstra Beşiktaş'ın ilerideki kaptırdığı toplar, yani finali yapamadığınız zaman bir forvetinizle işte Güven yapamadıların evet. bir tane yapamadı. Yapamadığında geri dönmesi çok zor. Ve orada Hamsik gibi, Abdülkadir Ömür gibi, Bakayeme gibi, çok beğenmedim dün ama Janini gibi hızlı oyuncularla birlikte evet. zaten planını buna göre kurdu Abdullah Avcı. Ve planı başarılı oldu. Bu İstanbul'a kaybetmemeye geldi. Bugün deselerdi ki Abdullah Avcı'ya hiç gelmeyin, berabere bitecekler. Gelmezdi. Gelmeyebilirdi. Doğru. Yani bir de şöyle söyleyeyim, geçen sene de yenmişti. Bu sene de yenmişti. Yani Vodafone Abdullah Avcı fon gibi bir şey oldu. Ya 90+6'da gelen bir gol var. Evet. Çok heyecanlandığımız da bir maçtı. İkinci bizim için yaptım. Çok iyi oldu. Evet. Şampiyonluk açıldı. Yani şampiyonluk açısındaki da şeyi yazabiliriz evet. başa. Daha çok erken diyoruz. Biz böyle derinden bu şekilde devam ediyoruz. Kime sorsak daha erken diyor. Neyse, bakacağız. Evet, değerli üçleme severler, değerli Radyo Spor dinleyicileri, kısa bir aramız var. Kısa bir aramızdan sonra üçleme kaldığı yerden aynı tempo, aynı enerji, aynı güzelliklerle beraber devam ediyor. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet, hafta sonu futbol keyfiniz üçleme programı kaldığı yerden Radyo Spor mikrofonlarında devam ediyor. Konumuz Eyüp Karadeniz. Trabzonspor maçını konuşmuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz programımızın son zamanlarında. Şimdi de değerli konumuz var. İstanbul Spor Taraftarlar Derneği'nden Ramazan Toklu. Bakalım hattımızda mı? Tamam, birazdan diyor. İstersen Eyüp'cim bugünkü maçlara bir bakalım. Bakalım. Bugünkü programda neler var? 13.30 seansında Göztepe Konya Spor. Yine 13.30 maçı. Göztepe için Hakan'cığım zor bir maç olacağını düşünüyorum. Volkan'la bir şeyimiz bitti. Ramazan alacağız. Tamam. Göztepe Konya Spor. Göztepe bir cümle. Konya Spor çok formda. Göztepe de artık oyununu ortaya koymaya başladı. Ben kritik bir Göztepe galibiyeti bekliyorum bu haftadan. Kendi sahasında, çünkü kazanmak zorundalar artık. Bir de Konya Spor'da eksikler varmış. Abdülkerim Bardakçı gibi. O da büyük stoper hattında. Evet, gerçekten evet. Ben milli takıma bekliyordum aslında. Ama... Biz hep bekliyoruz ama işte neyse. O konuları fazla girmeyelim. Konumuz hattaymış. Konumuzdan sonra istersen dönelim. Evet, Ramazan Toklu İstanbul Spor Taraftarlar Derneği'nden ve çok iyi bir sadece İstanbul Spor taraftarı. Ramazan'cığım hoş geldin, günaydınlar. Hoş bulduk abi, günaydınlar. Günaydınlar, nasılsın, iyi misin? Çok teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkürler kardeşim, bizler de iyiyiz. Evet, konumuz İstanbul Spor. Bu sene İstanbul Spor biraz kötü başladı ama daha sonra ve şimdi toparlama sürecine girdi. Yine hedef playoff mudur? İstanbul Spor alakalı ne söylemek istersin, buyursunlar. Sezona kötü başladık. Cem Bağcı Hoca ile beraber başladık. Mutluyduk biz, yeni bir hoca, yeni bir heyecan. Yani hiç kimsenin duymadığı isimlerle çalışıyoruz. Osman Zeki Korkmaz Hocam da olduğu gibi. Kötü başladık ama Osman Hocam'la beraber bir yeni nesil İstanbul Spor izlemeye başladık. Oyun sistemi, antrenman sistemi, antrenmanda yapılan hataları hemen drone ile çekip orada oyuncularla paylaşması bizi heyecanlandırmıştı. Heyecanımız da boşa çıkmadı. Takım kendini göstermeye başladı. Özellikle gençler birliği deplasmanında çok güzel bir oyun oynayarak galip geldik. Bunun Menemen Spor maçında da başladık ama o maça gelelim. Aslında önemli maça. Evet. Sis engel oldu. Sisten sonra attığımız gol bizi çok üzdü. İnanın ki hiç sevinmedik.
ben gerekli paylaşımları yani kendim şahsım adına ve İstanbul Spor Taraftar Derneği adına yaptım. Yani hiç kimse sevinmedi yani bizde. Gerçek taraftarın söylemesi gereken. Evet, şimdi hakikaten de şöyle. Helal olsun. Bunu gerçekten Ramazan Toklu hem senin özelinde hem İstanbul Spor özelinde hem de değerli hocamız Osman Zeki Korkmaz özelinde ve İstanbul Spor yönetimi özelinde söylemekten de gurur duyuyorum. Normalde hemen hemen büyük çoğunluğun yapmayacağı, yapamayacağı kesinlikle bir açıklama. Özellikle büyük kulüplerin, hiç büyük hocaların hiç yapmayacağı. Hiç yapmayacağı bir durum. Kendilerine yapıldığı zaman ortalığın bas bas karyat ettiği bir durumda. Gerçekten de yani o pozisyonu biraz sonra biz de hesaplarımızı paylaşacağız. Onların öyle böyle da şu oluyor biliyorsun abi. Öyle böyle değil. Hakemdir, hata yapabilir. Öyle böyle değil, bir offside pozisyonu var. Yani literatüre geçecek bir offside pozisyonu vardı ama tabii bu İstanbul Spor'un oyununu ve galibiyetin bir parça böyle geriye aldı ama nedir Ramazancığım düşüncelerin bu pozisyonla ve maçla alakalı? Pozisyon hakem şanssızlığımı söyleyeyim. Orada Mertan oyuncumuz var. Biraz hakemin görüş açısını kapatıyor ama kapanması imkansız. Orada ama yan hakem hemen yani, yan hakem çok rahat, çok net pozisyonda ya. Evet, Mehmet Şengül. İsmini vereceğim. Mehmet Şengül yan hakem. Yani aklıma öyle geliyor abicim. Hani böyle bir şey bulayım diyorum ki hani böyle hani iyi niyetinden hani anlatabiliyor muyum? Doğru. Acaba yani hakemin kan şekeri falan düşmüş olabilir mi maç esnasında? Ya, yani farklı şimdi, bir şey olmuş olması lazım. Gözler, çünkü. Gözler. Yani gözlerin böyle bir kararması çünkü, lazım. Yani yani art niyet demek istemiyoruz. 2 metre ya. Hadi ikinci golde de yani offside'ın offside da vardı. Hadi o dedim milimetrik de yani 2 metre olmaz ya. Ben yani şuradan Elemen Spor futbolcularından, taraftarlarından, Sayın hocası Cenk Lali hocamızdan, evet, yani şahsım adına, Taraftar Derneği'nin, İstanbul Spor Taraftar Derneği adına özür diliyorum. Keşke olmasaydı, maç 2-2 bitseydi herkes. Çünkü oyuncular falan soyunma odasında gözyaşı dökmüşler, üzülmüşler. Yani genç, bizim canımız yansa evet, çok da aynı şey. Aynı. Ramazancığım, Menemen Spor çok genç bir takım. Çok böyle derler ya, çocuk yaşta oyuncular var orada. Yani hakemlerin artık çok da efendi oyuncular. Biz, evet, ben maçta tribündeydim. Evet, çok da efendi oyuncular. En ufak saygısızlık görmedik. Yani müthiş bir şey gerçekten. Hem bizim oyuncularımıza hem hakemlere. Evet. Evet. Yani ben umarım ki o bir puan için kümede kalma savaşında Menemen Spor yaralanmaz. Bir hakka geçme durumu olmaz diye düşünüyorum. Evet. İnşallah. Bir puan çok önemli bu ligde. Evet, bu lig. Çok önemli. Burak, çok zor bir lig. Hakem Burak Pakkan ve Mehmet Şengül'ün ben uzun süre maç alacağını düşünmüyorum ben de. Dinlendirilmiş taraftarıyım. Mehmet Şengül'ün kesinlikle amatör lige gönderilmiş taraftarıyım. Çünkü bu ligin hakemi değil, bu performansın, bu seviyenin hakemi olmadığı çok bariz. Nazım abi, bence hakemlik yapmasın. O onun mesleği değil. Hakemlik yapmasın, evet. Hayır. Bu işi yapamayan kişi. Evet. Pazarı girmezsin kardeşim. Yani böyle hatalar olmaz. Ama yok, bu kadar hani bariz hatalar gerçekten olmaz. Buradaki emeği yazık o oyuncuların, hocaların. Yani günlerce bekliyorlar. Yani şu maç için 2-0'dan 2'ye gelmiş maç, ertelenmiş, sis olmuş, neler yaşanmış, bu olmaz. Olmaz yani. Ben kendi takımım galip playoff oynayacağım. Ben şampiyonluk istiyorum. Bravo. Hedef o. Ama olmasın. Ben öyle haksız yere gelmek istemiyorum. Ben emeğimle, hakkımla, bileğimle yani yönetimimle. Bizim sana kulübün politikası bellidir. Bu arada mesela, hakikaten hani, İstanbul, evet, Spor'da, İstanbul Spor aslında her sene playoff civarlarında zaman zaman playoff oynayan çok kaliteli bir yönetim ve çok kaliteli bir taraftar ve çok kaliteli bir yapıya sahip. Çok iyi, evet. Ve çok kökenli bir kulüp. Evet, çok hani stadyumu oldu. Hani böyle şey değil. Mesela şimdi Karagümrük'le şöyle istem edebiliyoruz. Stadyumu yok. Şimdi mesela Tuzla Spor'un Göçebe gibi stadyumu yok. Taraftar grubu Karagümrük'ün iyi bir taraftar var ama işte bir stadyum yok. Belirsizlik var. Var. Ama İstanbul Spor'da şu an her şey var. Bence Süper Ligi en çok hak eden İstanbul kulübüdür. Ne söylemek istersin Ramazan? Stadyum dediniz. Biz bu lige ilk çıktığımızda Kaşımpaşa stadında oynadık. Orada fiyat pahalıydı. Oradan olimpiyata gittik. Başkanımız, Ecmel Başkanımız bu böyle olmaz dedi. Esenyurt'u 10 yılına kiraladı. Bütün masrafını Pasolik gişesinden hibrit çimine kadar mükemmel, her şeyini yaptı. Helal olsun. Mükemmel bir tesis oldu. Stat oldu. Mesela orada bir insan maç izlediği zaman başka bir Türk'le stattan maç izleyince keyif almaz. O kadar yakın ki, o kadar butik bir stat ki. Ben çok seviyorum. Oyuncularla iç içesin. Yani biraz taraftar sayımız olması biraz fazla olsa. Olması gereken biraz bu hayat. Evet. Evet. Çünkü mesela çok Kayseri stadına bakıyoruz abi. Dolmadı. Mükemmel bir çimimiz var. Fark ediyorsunuz. Çoğu zemini öyle bulamazsınız. Herkesin zemini kötüyken İstanbul Spor'un zemini
Yani çok iyi yani. Yani çok evet. Güzel futbol oynanıyor. Evet. Hiç kötü oyun, o stat hiç kötü oyun görmemişsinizdir. Yani biz en azından biz denk gelmedik. Hiç zaten rakip takımı oynuyor. Zaten tesisler de Büyükçekmece'de, Tepecik'te değil mi? Antrenman tesisleri. Evet evet evet. Stat'ta ise yok da çok kendi arazilerin kulübü, kendi arazilerin üstünde kendi tesisini yaptılar. Eski zamanlar için konuşmayalım. 2000'li yılları Ataköy'den kovulmamız, Cem Uzan zamanları, MSF'de. Yani biz hep onları gördüm. Yaşım 36, eskiyi de gördük böyle genç yaşlarımızda da. Evet. Ya şimdi çok mutluyum. Ben hepsinden Allah razı olsun. Başkanımdan, Ecmel Başkan, Ömer Başkanımdan, yönetiminden. Bize de destek oluyorlar. Biz deplasmana gittiğimiz zaman 2 kişi, 3 kişi kendi imkanlarımıza gidiyoruz. Yanımıza geliyorlar. Bir isteğiniz, bir sıkıntınız var mı? Hatta yani o kadar güzel ki İstanbul sporlu olmak. Bursa Spor deplasmanı. Ben oğlumu götürdüm. Diğer Fatih arkadaşım, Yaşar kardeşim. Beraber gittik. Dedik hani maçı galip gelemedik. Beraber bitirdik. Yani sizle beraber yemeğe gelebilir miyiz dedik. Oradan Özcan abiye yazmıştım. Tabii buyurun dediler. Gittik oyuncularla beraber. O zaman Fatih Tekki'ydi hocamız. Yani İbrahim Yattar. Onlarla beraber güzel bir İskender yedik. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Hani herkesin nasip olmaz. Doğru. Bazen bana diyorlar sen niye İstanbul sporlusun, hani başka takım yok, hani az taraftarı var. Ama ben seviyorum takımı ya. Koca 20 milyonluk şehir. Yani desteklemeyenler utansın diyorum hani. Tutun demiyorum. Sadece destek istiyoruz. Doğru. Hani, doğru. Gelin maçlara. Hani buyurun misafirimiz olun. Bilet alamayan genç arkadaşlarımız varsa biz dernek olarak da bunların içine çalışmalar başlatıyoruz da bu pandemiden dolayı biraz yarıda kaldı. Forma, maske, atkı böyle Esenyurt çevresindeki okullara dağıtmak istiyoruz. Hani kendi imkanlarımızı, bütçemizle yani alabildiğimiz kadar. Hani ustada belki 100 kişi olalım, 1000 kişi olalım. Hani gelsin. Çünkü eskiden biz 20 bin kişiyle oynuyorduk maçlarımızı 1990'ların sonunda. Evet, Oğuz evet. Aykutlu, Sergen'in sezonlarda. Doğru. Biz yine o günleri özlüyoruz. Doğru. Ramazan'cığım çok teşekkürler. Gerçekten de İstanbul Spor'la alakalı harika düşünceler, harika görüşler var. Futbolun gerçekten de özlenen yüzü, futbolun özlenen, istenen yüzü İstanbul Spor ve taraftarları. Buradan bin selam olsun sizlere. İnşallah seni ve sizleri, bak görmüş olduğun gibi heyecanlanmadın. Gayet mükemmel konuştun. Teşekkür ediyorum. İlk baş bir heyecanlanmadım. Bak istersen şimdi 12'ye kadar konuşabilirim. Küçük bir teşekkür edebilir miyim? Lütfen buyursunlar. İstanbul Spor kurucu üyesiyim ben de ve Sayın Başkanımız Mehmet Şakir Öğünç, Başkan Yardımcımız Celil Bayhan, Genel Sekreterimiz Doktor Hakan Kaygusuz ve Fatih Kolukısoğlu, Yaşar Karataş, Barış Akçener, diğerlerin vesaire fazla vaktini alma. En sonunda Haydar Bulacı abiye de teşekkür ediyorum. Evet. O da bir tweet attı sağ olsun, beni gururlandırdı. Hatta Haydar Bulacı'ya buradan selamlar, evet attı o da, biliyorum doğru. Selamlar olsun. Hepinize iyi yayınlar diyorum Volkan abi size. Çok teşekkürler. İnşallah seni ara ara alacağız Ramazan'cığım. Güzel fikirler var, güzel düşünceler var. Bu başlangıcı olsun. İstanbul Spor'u seviyoruz. Evet, kısa bir aramız var. Kısa bir aramızdan sonra İstanbul'dan Giresun'a doğru bir yolculuk başlayacak. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravogo Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet, hafta sonu futbol keyfiniz üçleme programı Eyüp Karadeniz ve Nazım Tutmaz'la birlikte. Evet, Volkan Yılmaz bu hafta bize bir saat beraber oldu. Çünkü telefondan uzaktan bağlandı. Çünkü sisli, karlı, puslu zamanlarda. Beylikdüzü'nden bu kadar diyebilir miyiz? Bu kadar. Sen de maşallah Eyüp'cüğüm yani vuruyorsun da vuruyorsun. Teşekkürler. Evet, konuğumuz çok değerli bir isim. Çok değerli, sevdiğimiz bir isim. Ali Emre Sarı. Evet Ali Emre'cim, hoş geldin üçlememize tekrardan. Hoş bulduk Nazım abi. Eyüp Karadeniz abimiz, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, sen de hoş geldin abim. Hoş evet, bulduk. Sevgili Ali Emre Sarı. Nazım abi, ilk önce şunu sorayım. Sarıyer tarafında hava nasıl abi? Yarım saat sonra pide bana geleceğim de. Neyse, oraları şimdi oraları kapatalım ama ben bir şey söyleyeyim mi? Sevdiğim yemek için engel tanımam. Evet abi. Aynı şekilde Eyüp Karadeniz'de ben de diyor. Sevdiğim yemek için, istediğim yemek için, arzu ettiğim bir yemek için engelleri, mesafeleri kendime kısaltırım.
Ve yemek için ödenen hiçbir ücrete karşı değilim. %100. %100. Zaten ikimizin de görüntüsü belli zaten. Belli. Ben bir çotanam. Ben bir çotanam diyorum. Evet Ali Emre Sarıcığım, şimdi Giresunspor geçen sene evet çok büyük baskı yaptı. Çok büyük destek biz de verdik mesela bir şekilde. Evet. Yıllar sonra, yüzyıllar sonra Giresunspor Süper Lig'e çıktı ama Süper Lig'e çıktığından beri bir türlü dedikodu kazanı, sıkıntılar, sorunlar asla asla bitmiyor. Hakan Keleş hocamız, Hakan başkanımız, içeride dışarıda yapılanmalar, değişik oyuncu tipleri, değişik şekiller. Yani şimdi de bakıyorum bir iki galibiyet geldi. Ha, tesadüf bir dersin. Mesela Göztepe maçı biraz böyle farklı oldu. Rize Spor maçı daha kolay oldu ama oradan sonra yine bir galibiyetlik periyodu başladı. Ne oluyor? Giresun Spor'da evet. Ben çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Her şeyden önce Giresun Spor'u şu konuda çok tebrik ediyorum. Evet. Geçen sene Hakan Keleş Hoca ile birlikte yukarı çıktılar. Bu lige çıktılar. Evet. Ve hala devam ediyorlar. Bu bizim alışık olduğumuz bir gerçek değil. Değil. Yani bu konuda genelde. Yani bu konuda genelde işte ilk hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta maksimum bir evet. mağlubiyet serisinden ısrarla. Sonra ısrar ediliyor Hakan Hoca'da. Ki Hakan Hoca'da da ben Sivas Spor'da da hı-hı. beğeniyordum açıkça söyleyeyim. Gelecek adına bir şey gösteriyor. Ama kadro yetersizliği. Bakalım şimdi soracak Ali Emre bize. O yüzden Ali Emre'ye bırakıyorum burada. Evet. Ben sadece şöyle söyleyeceğim. Hakan Hoca bizim tabii ki de 44 yıl sonra bizi şampiyon yaptığı için Hakan Başkanımız da Hakan Keleş Hocamız da bizim başımızın daha çoğunda sıkıntı yok. Tuzla Spor maçında şampiyon olduğumuz maçtan bir saat sonra Hakan Hoca'yla devam etme kararının alınması bizi de sevindirdi. Sevindirmedi değil. Şimdi şampiyon olduğumuz günden Ağustos'un ortasına kadar yani Süper Lig başlayana kadar yaklaşık 2,5 aylık bir süre vardı. Şimdi bu süre zarfında bizim ilk transferimiz bildiğiniz üzere Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak'tı. Şimdi zaten o hamle bizi çok heyecanlandıran bir hamle oldu. Yani Hatayspor çünkü ilk çıktığı sene yaptığı transferlerle gerçekten çok başarılıydı. Kesinlikle. Ama mevzu o değilmiş demek. Ya Fatih Kavlak geldi takıma sportif direktör. Bir şeyler yapacak, Hatayspor'un başarısını gördük falan. Fatih Kavlak'tan size yemin ederim 10 haftadır haber yok. Evet, normaldeyken mesela Fatih Kavlak sene başında daha aktifti, daha aktifti ama şimdi dediğin gibi çok doğru söylüyorsun. Şu an çalışıyor mu, görevde mi hala Ali Emre? Görevde ama biz ya dün yazdım Twitter'dan bir yerden yazdım ya yanlış olmasın. Hı hı. Hocam neredesiniz dedim ya, özledik sizi dedim, hani böyle laf sokarcasına yazdım yani. Hı-hı. Ya bir mağlubiyet alıyoruz, bir galibiyet alıyoruz, beraberlik alıyoruz ya. Bizim başkanımız 2,5 aydır basın toplantısı yapmıyor. Bir kapandı. Evet, bir kapandı sanki değil mi şey? Çıkın bir şey söyleyin. Deyin ki bu böyle böyle oldu, şu şöyle şöyle oldu. Düzeleceğiz. Devre arasında şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yok. Hakan Keleş, ben size soruyorum. Eyüp abi, Nanım abi. Hakan Keleş'in 12 maçlık periyodunda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan bir hoca başarılı mıdır, değil midir? Matematik var. Evet. Matematik var, istatistik var ortada. Yani matematik şimdi, var. Sıra var belli. Şimdi şöyle söylüyorlar abi. Diyorlar ki Hakan hocamıza zaman oyuncular yetersiz. Yok forvet, yok bilmem ne. 16 tane oyuncuyu Nazım abi sen mi transfer ettin? Tabii canım, dünyanın, ben her zaman söylüyorum. Evet. Dünyanın çeşitli kıtalarından, çeşitli bölgelerinden insanlar Birleşmiş Milletler'in o Cenevre'deki merkezi gibi Giresun'u toplaştı. İçlerinde rapçısı var, rapçısı var, hapçısı var, golcüsü var. Bir sürü değişik tipler var. Diyabetesi var, Flavyosu var. Yukarı'yı demedik mi abi? Evet. Yukarı'yı demedik mi? Gelmiş, bir kulüple görüşmüş Süper Lig'de. Hoca bunu çok kilosu var diye geri göndermiş. Evet. Bu haberleri çıktı. Biz gönderdim sana ben. Evet. Avukatı var. Bunları tekrar geldi abi. Evet. Yani Dukarayı aldın. Dukarayı görüyoruz. 12 maçta bir gol. Balde geçen sezonun şampiyon olan takımının gol kralı Balde. Balde altı basın içinde topa vuramıyor. Ne oldu Umut anda? Nayır. Ne oldu bu? Umut Nayır. Evet. Umut Nayır Beşiktaş'ta neler yaptı? Görüyoruz, hepimiz izliyoruz yani. Umut Nayır ortada 12 maçta 0 gol, hiç gol yok. Evet. Gönderdiğiniz Eren Tozlu, örnek olarak söylüyorum Eren Tozlu'yu da, forvet olduğu için. Gönderdiğiniz Eren Tozlu Erzurum'da neler yapıyor görüyorsunuz. Bir tür reklamlar. Geçen seneki şampiyonun en büyük mimarlarından çok kritik golleri vardı. Tabii Eren Tozlu. Şimdi Hakan Keleş'in
Nazım abi, Hakan Keleş'in Twitter yayınlarında, Space yayınlarında geldiğinde sen de orada dinlemiştin. Hakan Keleş'in bir cümlesi vardı. İyi gelen birisi olursa kötü olanı gönderiyoruz diye. Şimdi kim kötü? Hepimiz ortadayız. Bakalım kim kötü? Eren Tozlu mu kötü yoksa... Bir de şu var Ali Emre. Bukhara mı? Şimdi dün de mesela birkaç tweet gelmişti bizim hesabımıza. Şimdi Giresunspor belki oyunu kitlemeyi başarıyor. Belki savunmada bir şeyler yapıyor. Veyahut da oyunu bir şekilde defansif olarak kotarıyor ama şimdi maç kazanman için gol atman lazım. Gol atman için hücum aksiyonları lazım. Giresunspor ligde 7 gol atmış 12 maçta. Yani Giresunspor hemen hemen kaba bir tabirle 2 maçta 1 gol atmış. Maç başına 0-5 ortalamayla oynuyorlar. Vallahi abi, sen teknik direktör olsan, bak bir şey söyleyeceğim ya. Sen teknik direktörsün diyelim ya. Şu an Giresunsporlu değilsin. O yüzden sana soruyorum. Eyüp abiye de soruyorum. İkinize birden sorayım. Ya Antalyaspor'da ilk 11'e başladığın kadroyla, mağlup olduğun kadroyla deplasmanda Sivasspor karşısına çıkar mısın abi? Şimdi yeni varyasyonlar, yeni şeyler de denemek lazım. Belli çünkü. Abi Sergen'le Diarra, geçen sene Sergen'le Diarra 20 maçın üzerinde beraber oynamış insanlar. Niye denemiyorsun ya çocuğu? Artı mesela şimdi bakıyorum şimdi aynı şey mesela Sergen Yalçın da mesela hata yapmıştı. Biz bir şey, bir Onurcan Piri, bir Okan Kocuk. Bir o. Şimdi olmaz. Kalede özellikle olmaz. İkisini de kaybediyorsun. Yani. İkisini de kaybediyorsun. İkisini kaybediyorsun yani. Böyle bir istikrarsızlık durum meydana geliyor. Çünkü kalecilerde oynadıkça o performansı verme var. 18 yaşında niye Ersin oldu? Çünkü Sergen Yalçın dedi ki kardeşim yabancı almayacağım. Ben bu adamı yürüyeceğim dedi. Çünkü adama da Karius destek verdi. Karius vardı. Dedi ki Karius. Sildi. Karius yerine. Tabii. Hocam şöyle söyleyeyim. Utku'yu kazandı. Çok enteresan. Bizim takımımız kişisel olarak baktığımızda çok iyi oyuncular var. Anlatabildim mi? Ama takım olmak çok farklı bir çok olgudur. Farklı, evet. Bu takım olgusunu yaratabilmek için mutfaktaki aşçısı, teknik direktörü, antrenörleri, droncusu, istatistikçisi, sağlıkçısı, masörleri, bilmem neleri, bunların hepsinin mental olarak futbolcuları hazırlaması gerekmiyor mu abi? Ben mi yanlış düşünüyorum? %100. Yani şimdi şu var, biraz önce dinlemişsindir, İstanbulspor'dan sevgili Ramazan Toklu ile görüştük. Şimdi evet, mesela dinledim abi. Hoca açıklama yaptı, ben böyle şey kabul etmiyorum dedi. Bakıyorum başkan, yönetim, taraftar derneği, taraftar evet. Yani hepsi bir minvalde toplanmış ama Giresunspor'da müthiş bir dağınıklık var. Evet. Çözemedik. Şabi Süleymanoğlu. Evet. Nazım abi, Şabi Süleymanoğlu kaç yaşında biliyor musun? Valla ya 21 yaşında abi. Çok 21 genç, yaşında ya. Dağıstanlı oyuncu evet. 21 yaşında abi, ben şu göbekle 31 yaşında daha iyi koşarım. Şimdi oradan ya kadar peki sence Ali Emre problem oyuncularda mı? Hoca mı, yönetim hoca mi, yoksa başka bir yer mi? Yönetim mi? Yani takımın kimyasının uyması mı? Örnekleri var. Mı? Evet. Örnekleri var. Başakşehir hocasını değiştirdi. 4'te 4 yaptı. Antalyaspor, evet. Bülent Korkmaz oraya geldi. Oraya değinmemiz lazım. Evet. Neler yaptı? Şimdi örnekleri Nuri var. Nuri Hoca geldi Antalya'ya aynı şekilde. Evet. Evet. Baştan yaratmaya gerek yok. Hakan Hoca'nın kendi şahsı adına, kendi kariyeri için Giresunspor'dan ayrılması gerekir. Değişik bir havanın takıma gelmesi gerekir. Ben bunu düşünüyorum. Aslında ben de şöyle düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi mesela bak Dukara aslında fizikli bir oyuncu. Tamam belki öyle böyle ama şimdi mesela Göztepe'de bir Dukara yok mesela baktığın zaman. Yok mesela. Yani oradan girelim. Mesela Flavio bazen paylaşıyorum. Ligde en çok koşan oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor'da da öyleydi. Değil mi? Çok yani 12 kilometre koşuyor abi. 10 evet. kilometre 12 kilometre koşuyor. Berbat bir oyuncu değil. Hayır tam tersi. Kabul etmiyorum. Ligin en iyilerinden bir tanesi. Şimdi bazen internet mesela Sergio aslında verimli ama verim mi düştü? Ne oldu? Ne bitti? Anlayamıyoruz bazı şeyleri. Çözemiyoruz yani. Çünkü kiralık geçen sene oyuncu olması lazım. Evet. Şimdi mesela Diabate geçen sene Göztepe'de çok iş yapmıştı. Ama evet, buradaki Göztepe'deki performansı bunlara sistem arıyor. Yani oyuncuya göre sistem kurmak gerekiyor. Aslında biraz Hakan Hoca'nın... Bizim 10 numaramız da yok Nazım abi. Evet yok, doğru söylüyorsun. Yani bizim maçlarımız yok. Hocanın... Şu takımda geçen senenin şampiyon olan kadrosundan Mihail Nalepa oynar mıydı oynamaz mıydı abi? Açık ve net söylüyorum. 1000 defa oynardı ve... Sankara kadar oynardı, Traore kadar oynardı. Oynardı. Bu arada bir şey de katılacaktı. Biraz önce yayından önce konuştuk. Eyüp Yıldız demişim burada. Eyüp Karadeniz'de. Eyüp Yıldız bu arada geldi, orada hoş gelsinler. Şöyle mesela şimdi bakıyorum. Topun başlarında böyle serbest vuruşlarda Zeki Yavru geçiyor. Şimdi bak ben bunu çok dikkat ettim. Dün araştırdım. Hani uzaklara gitmedim. Şimdi Fatih Dal demiş ki Kayserispor'da atmıştı bir tane falan diye. Hayır. Ben sadece son 3 takımına bakıyorum. Son 3 yılda abi Denizlispor'da oynamış Süper Lig'de. Yeni Malatya Spor ve Giresunspor'da. 3 yılda
3 yılda serbest vuruştan attığı gol sayısı rakamla ve yazıyla 1. Ama bakıyorum her topun başında Zeki Yavru. Yani Hakan Keleş mi görevlendirdi acaba? Yok, Zeki Yavru, hocam ben çok iyi topları vuruyorum. Serbest vuruşta da iyi miydi acaba? Zeki Yavru'nun eski takımlarında taraftar olan arkadaşlar bilir ki Zeki Yavru birazcık bir karakter. Sivri bir karakter. Sert bir karakter. Yani bence bir karakter daha doğrusu. Şimdi Flavio topun başına geldi diyelim. Zeki ona şöyle Arda'nın zamanında Türkiye milli takımındayken bir tiplemesi vardı Sergen Yalçın'la alakalı. Sergen topu koydu. Tümere çekildi diye. Sergen vurdu falan. Zeki aynısı yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu takımın patronu Zeki Yavru mu? Hakan Keleş mi? Şimdi bir dakika. Bu takımın teknik patronu Zeki Yavru mu? Hakan Keleş mi? Peki Zeki Yavru yeni Nuri Şahin olabilir mi? Olmaz. Abi. Ya şimdi Elif abi daha iyi bilir. Zeki Yavru da Trabzonlu. Zaten kendisi de. Ünvanı var mı zaten? Biraz önce bahsetti. Zeki Lampard Yavru olarak. Zeki Lampard Yavru'ymuş. Zeki Lampard. Adam koptu. Ali abicim evet. Keyfi yerinde ama Giresun Spor kanalı alıyor lütfen. Abi kıymalı pide yiyeceğim o yüzden. Düzeleceğiz be kıvamında Giresun biraz. Efendim abi? Şu olaylar bir bitsin düzeleceğiz diyor. Evet şu olaylar bir bitsin. Hakan Keleş'in duyumlarıma göre olası bir Sivasspor mağlubiyetinde gidecekti zaten. Biz onun duyumlarını aldık. Ertelendi mi? İstifa edecekti ama maalesef Sivasspor yapamadı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Devre 0-0 beraber kaldık. Milli Ardan sonra belki de 9 puanlık maç var. Giresun evet. Spor Yeni Malatya. Yeni Malatya ile. 9 puanlık bir maç. Bir de o konu var abi. Nazım abi kısaca şunu da bahsedeyim. İlk 6 haftada Galatasaray, Trabzon ve Fenerbahçe ile biz oynadık. Hı. Konya geldi bilmem ne oldu. 6 maçta aldığımız puanlar ortada. Hakan hocamızın bir açıklaması vardı. Dedi ki ilk 6 haftada çok zorlu rakiplerle karşılaştık. Süper Lig'in üst düzey takımlarıyla karşılaştık. Doğru. Biz bundan sonra kendi rakiplerimizle karşılaşacaktık. Eyvallah. Antalya Spor geçen hafta senin üstündeydi. Senin altındaydı. Senin rakibindi, yenildin. Değil mi? Sivas Spor senin rakibindi. Sivas Spor'u da bu arada iyi olsun inşallah. Çünkü Sivas Spor bu lige renk katan bir takım. Şimdi karşına Yeni Malatya gelecek. Giresun Spor 10 puanda. Yeni Malatya bir üstünde 12 puanda. Şimdi bakalım ne olacak? Hakikaten de çok bilinmeyen denklem gibi gözüküyor. İnşallah hem senin için hem de Giresunspor camiası için güzel şeyler olur diyoruz. Var mı son cümlen yavaş yavaş reklama gidiyorsun? Geriliyorum Nazım abi. Bunalıyorum. Bizim Instagram'daki şeyimiz gibi o bir şeyimiz var diyor. Sabri diyor işte geriliyorum, bunalıyorum Sabri falan. Bunalıyorum. İnşallah Giresunspor bunalmayacak. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Eyüp abime de sevgiler, saygılar. Nazım abi sana da sevgiler, saygılar. Volkan sevgiler, abimize de sevgiler, saygılar. Mesajlarla Volkan abimize. Volkan abim şu an Beylikdüzü Büyükçekmece bölgelerinde duruyor. Bu arada Eyüp abi demişken Eyüp Yıldız da bu arada burada içeride. O da selamını saygılar, aldı. Saygılar, sevgiler Eyüp abimize de. Teşekkürler, sağ olsunlar. Evet, kısa bir aramız var. Kısa bir aramızdan sonra Menemen Spor Teknik Direktörü Cenk Laleci bizlerle beraber. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet, hafta sonu keyfiniz üçleme programı kaldığı yerden aynı tempo, aynı enerji, aynı hızla beraber devam ediyor. Evet, konuğumuz İzmir'den olacak. Menemen Spor Teknik Direktörümüz Cenk Daleci bizlerle beraber. Cenk Hocam, hoş geldin üçlememize. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür hocam. Nasılsınız öncelikle? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İşte keyfimiz bildiğiniz gibi artık ya. Ya aslında evet evet. Yani evet. Çok da fazla teşmelim ama bir parça konuşacağız. Sizden önce hocam ben tabii dün gece Osman Zeki Korkmaz hocamızla görüştüm zaten. Onu da inşallah haftaya konuk edeceğiz. Benzer minvalde sizin gibi düşünüyor. Benzer minval var. Biraz önce İstanbul Spor Taraftarlar Derneği'nden Ramazan Toklu ile görüştük. O da benzer söylüyor. Hani bu galibiyet içimize sinmedi. Gerçekten de dün gene literatüre girecek. Yani cuma günü olmuştu ama cumartesi gene benzer bir sıkıntı oldu. Literatüre girecek bir hata oldu. Maçla alakalı ne konuşmak istersiniz? Önce buradan başlayalım Cenk Hocam.
Ya şimdi şöyle, zaten siz de az çok izlediniz maçı. Maçın 61. dakikasında hakem maçı iptal etti. Zaten 61. dakikasına kadar biz bir 20 dakika biz hiçbir şey görmedik. Hiç maça hakim değildik. 4. hakeme hocam biz görmüyoruz. O zaman bana verdiği cevap orta hakem görüyordur herhalde. Orta hakem görüyordu. Bizim burada ne işimiz var o zaman? Yani ben şimdi orada bir kör dövüşü var. Top taça çıkıyor. Kimden çıktığı görünmüyor. Foul oluyor. Kim kime pas veriyor. Yani bizden önümüzden 30 metre sonrası görünmüyor. Diğer işte korner köşeleri olması. İşte bunu kabul etmedi. En son artık 61. dakikada kendi herhalde görmemeye başladı, artık bir şeyler söyledi. Çünkü evden de izleyenler, televizyondan da izleyenler spikerler bile şey yapamadı. Maçı sunamadı. Maçı zaten spiker söyleyemedi. Artı yani bir taraftar olarak, bir izleyici olarak göz gözü görmüyor derler ya. O kıvamdaydı maç zaten bir kere. Yani o maçın ya ikinci de başlamaması lazımdı. Evet. Hakem inat etti herhalde. Bitirelim gidelim bir şekilde. Çünkü normal şartlarda bu sistem sizce Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar oynatılır mı? Oynatılmaz. İmkansız. Kesinlikle oynatılmaz yani. Bunlar da böyle bir şey derdi. Bitirelim de gidelim. İşte zaten İstanbul'da oteller de dolu falan gibi. maçtan sonra bu 61'den sonra neler oldu orada? Biz Ecmel Başkan'la, onlara da çok teşekkür ederiz. Bizi çok iyi ağırladılar. Mükemmel. Maçtan sonra orada kaldık. İstanbul Spor Yönetimi'ne ve camiasına buradan teşekkürlerimi de sunuyorum. Çünkü Ecmel Başkan olmasa biz otelde bulamayacaktık kalmaya. İstanbul'da sanırım bir fuar varmış. Bütün oteller dolu. Evet. Hocam bir de şöyle bir durum var. Sizin olduğunuz bölge biraz böyle TÜYAP'a yakın olduğu için, fuar merkezine yakın olduğu için, evet, ondan kaynaklanan bir sıkıntı var. Evet, çok büyük sıkıntı vardı. Onu sağ olsun Ecmel Başkan çözdü. Tekrar ikinci işte 30 dakika oynamak için kalmamız gerekiyor. Onu da Ecmel Başkan ayarladı. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Öyle işte geldik, başladık. Şöyle bir şey oldu. Tabii gece futbolcuları motive etmek çok zor. Bazıları 2-0 hani maç nasıl böyle bitecek, yenileceğiz havasında. Bazıları hadi oğlum tekrar döndürürüz falan havasında böyle. Biz gece 2'lere 3'lere kadar hocalarla çalıştık. Nasıl başlayabiliriz? Nasıl birden işte skoru yakalayabiliriz? Bütün çok şükür bütün planlarımız tuttu. Güzel. Yani 2-2 yakaladık ama biz şeyi planlayamadık. Hakem pozisyonunu sık planlayamadık. o hiç aklımıza gelmedi. Başkana da söyledim hatta. Dedim valla biz başkanım gece 2-3'e kadar hocalarla oturduk. Yaz, çiz, nasıl olur, nasıl baskıla başlarız, nasıl bir sistemle çıkarız. Hepsini çalıştık ama dedim bir tek bunu çalışmadık. Hiç kusura bakma dedim başkanım. Zaten Cenk hocam o pek çalışacak durumda değil. Çünkü derler ya, o gerçekten şapkadan tavşan çıkarcasına. Bu arada hakem Burak Pekkan ve aynı zamanda esas hata hanım büyüğünü yapan yardımcı Mehmet Şengül'ü, ben özellikle Mehmet Şengül'ü yardımcı hakemi dinlendirilmesi, hatta hakemliği bırakması konusunda buradan bir çağrıda bulunuyorum. Çünkü bu kadar fahiş bir hatayı yapmak kolay bir şey değil hocam. Haksız mıyım? Ya, aynen doğru, çünkü biz maçtan sonra gittik yüzüne söyledik. Hatta benim bir yardımcı hocam götürdü telefondan, tabletten gösterdi. Ona bir kırmızı kart gösterdi hemen zaten. Olacak şey değil. Dedim hocam bakın görmeniz gereken bir şey bu. Çünkü 2 metre bu. Şuna kırmızı kart neden veriyorsun ki? Bak istersen odana getirelim. Biz burada sana küfür de etmiyoruz. Hı hı. Ben böyle bir de hakeme yine nezaketen konuşuyorum. Dün yine ben Twitter'da bir paylaşım yaptım. Yani hakemlerimizin daha konsantre çıkmaları lazım diye rica ettim. Yani çünkü çok emek kibar, var orada. Çok kibar bir diliniz var. Normalde başka bir hoca olsa, bu arada ben de size teşekkür ediyorum. Başka birileri olsa yani çok daha farklı ve sert yazardı ama siz çok naif ve kibar yazmışsınız hocam. Ama şöyle bir şey var. Çünkü bizim ülkemizde bu ne ilk olacak ne de son olacak. Evet. Yani bu, çünkü bunu daha yaşayacağız biz. Hocam reaksiyon neydi? Mehmet Şengül'ün siz cevabı neydi gösterdikten sonra, çok merak ettim. Hiçbir şey cevap veremediler. Yani bunu nasıl yaptık? Şimdi o yardımcı hocamız diyor ki bunu nasıl göremezsin diyor. Çünkü şöyle bir şey de var, dediğim gibi konsantre eksikliği oldu. Evet. Pozisyonda normalde yüzü sahaya dönük olması lazım hakemin. Hakem yan dönmüş gidiyor. Evet. Hani o pozisyonda yan duruyor zaten. Pozisyona bile tam hakim değil. Peki, yani. Orta hakem Burak Pekkan aslında o da görebilir. O da mesela galiba yardımcıya mı uyudu bilmiyorum. Orada ne? Orta hakem niye müdahale etmedi? Bence iki gündür hakemlerin hiçbiri konsantre değildi. Evet. Benim oyuncum önünde yırtındı. Üstünü başını parçalıyordu. Evet, yani çok üzüldüler ya. İçeride ben 3-4 tanesini ağlıyor. Kenarlarda, köşelerde gördüm ağlarken. Yapmayın oğlum dedim. Bunlar var, daha çok önünüze gelecek böyle şeyler.
çok çıkacak. Hocam yani şöyle bir durum var maalesef. Şimdi Süper Lig özelinde demiyorum ama TFF 1. Lig'deki hakem kalitesi gerçekten yerlerde. Şimdi belki takip ettiğinizi bilmiyorum. Samsun Spor maçında hakem Yiğit Arslan bir fedai gibi oyuncuların arasında kalmış. Sıkışmış kalmış. Geliyor mesela Eyüp Altınordu maçında. Altınordu Eyüp maçında yine benzer pozisyon. Orada da bir offside pozisyonu var mesela. Evet. Yine Altınordu takımı itiraz ediyor. Maçın sonucu değişiyor. 2-1 Eyüp yine mesela. Yine ortalık karışıyor ama yine bir şekilde tepki yok. Yani yan hakemlerin çok çok kötü performansları var. Bir amatör küme hakemleri gibi davranıyorlar. Bilmiyorum haksız mıyım? Özellikle TFF 1'de. Çok doğru, çok doğru. Ya şöyle, ya şunu olması lazım. Yani bizim hakemlerimizin artık hani şeyden değil, ne bileyim, öğretmen, bankacı falan değil ya, futboldan gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani evet. Futbolun içinde olmalı. Geçmişte futbol oynasın. Oynamış. Geçmişte evet. Oynamış olsun. Geçmişte bu nefesi, bu havayı almış olsunlar. Ne iş yapıyorsun? Eczaneciyim. Nasıl olacak bu iş? Bu şey hobi olarak hakemlik yapıyorum. Tabii, değil mi? Hap almak vermek değil kardeşim. Bu sonuçta evet. Bir şey. Yani can alıyorsun, can veriyorsun. Bak şimdi mesela biraz önce bahsettik hocam sizden önce de. Şimdi mesela belki bir puan Menemen Spor şimdi bir kümede kalma durumu olabilir. Başka bir playoff durumu olabilir ama bir puan şu an kaçtı gitti. Hocam tabii, bir de şöyle 12. haftada değil de bunun 34. 35. Allah haftada. Korusun. Olduğunu düşünsek yani ama gerçekten çok kritik puan. Olduğunu düşünsek cinayet çıkacak daha da ondan sonra. Yani ne olacak ki? Kimse evet. Tutamayacaksın. Şimdi evet. O telefonu gösteren yardımcı hocam yani daha kötü şeyler yapabilir. Evet. Oyuncularını tutamayabilirsiniz. O kötü şeyler yapabilir. Ya bunlar var çünkü insanların canı yanıyor. Canı yanıyor. Emek var. Büyük bir emek aile, var. Evet. Aile geçindiriyorlar. Yani bunun ekonomik boyutu da var, bunun psikolojik boyutu da var. Şimdi 2-0'dan 2-2'ye çevirmiş takımın psikolojisini düşünsenize yani şeyde soyunma odasında ne kadar mutlu olurlar. Sonraki maça ne kadar daha iyi motive bir şekilde tabii. Çıkarlar. Tabii %100. Çünkü karşımızdaki takım az buz yani İstanbul Spor takımı kolektif futbol oynayan bir takım. Evet. İyi oyunculardan kurulu, bu ligi bilen oyunculardan kurulu, yan yana oynamış çok oyuncular var 2-3 senedir. Şimdi böyle bir takıma karşı 2-0'dan 2-2 yapıyorsun ki geçen hafta gençler bile bu takım top göstermemiş. Hı hı. Yani çok iyi oynayan 2-3 haftada çok iyi oynayan bir takıma karşı böyle bir şey yakalamışız. 2-0'dan 2-2 bir de şöyle bir şey var. Bir de biz ikinci golü attıktan sonra oyuncuların topu kaleden alıp tekrar santraya yani o hırsla başladılar yani maça. İsteyen takım Menemen Spor. Geriden geldiği için isteyen takım Menemen evet, Spor. Tabii. Doğru. Çok iyi bir reaksiyon gösterdi oyuncuların. Yani bunu direkt adam kafamıza baltayı vurdu, ezdi geçti bizi. Yani şimdi tabii ki bunun mesela biz o maçtan sonra İbrahim Yılmaz'dır, Berkay'dır, oyuncular, karşı takımın oyuncuları hepsi geldi. Hocam falan böyle dedim. Siz, yani sizlik bir şey yok burada. Yok, siz tabii. Tamam 3 puanınızı aldınız. Evet. Size başarılar dilerim. Sizlik hiçbir şey yok. Onlar da geldi hatta hakemlerin yanına daha düzgün maçlar yönetin diye falan. O İbrahim Yılmaz'lar falan. Yani bizim o maçımız gayet centilmence geçti. Herkes birbirine sarıldı. Zaten yönetim geçe işte bir önceki gece beraber oturduk işte sohbetler falan orada her şey halledildi, maçın saati halloldu yani çok güzel geçti, çok centilmence geçti ama bir i̇şte tane olay görmek istediğimiz de aslında bu bir yerde. Evet, hakikaten Türk futbolunda böyle değerler önemli. Hocam bu arada Menemen Spor, ben İzmirliyim biliyorsunuz. Menemen Spor'la alakalı enteresan durum şu ki 2 hafta önce biz başkanımızı almıştık. Geçen sene de Ümit Kan hocamızı falan almıştık mesela yayınları. İşte evet. İlk defa konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama Menemen Spor'un bir misyonu olmaya başladı sanki. Böyle çok genç oyuncuları yetiştirip satan ve aynı zamanda yabancı oyuncular özellikle. Yabancı oyuncuları mesela özellikle lige lanse eden bir duruma geldi. Bu hakikaten bir misyon mu oluşmaya başladı Menemen Spor'da? Şimdi şöyle bir şey tabii ben ilk başladığımda 3 yıl önce Menemen Spor'da başladığımda bir yol çizmeye başladık. Başkanımızda da şöyle bir şey var tabii. Şimdi bizim başkanımızın özelliklerinden biri şeyden Real Madrid'den Sergio Ramos'u getir. Ben bir canlı bir izleyeyim bir deneyelim bakalım. Evet yani. Biz anlattı. Yani, hep denemeden deneme olmadan oyuncu almam demiştiniz. Tabii tabii. Ben, yani mesela şimdi diyorum ki şimdi biraz önce şey muhabbeti Giresunspor muhabbeti açıldı. Ben şimdi ona desem ki başkanım Giresunspor'dan balde alalım desem ya ben pek tanımıyorum da bir izleyelim der canlı deneyelim der yani. Ya, televizyonda, o kadar mı Tek Hocam? O kadar mı? Tabii şimdi çok net almamız lazım oyuncu. Televizyonda şimdi televizyonda izlemiş olması kesmiyor. Biz canlı. Mesela bizim Kamara'yı ben getirdiğimde Amerika'dan şimdi evet. Hatay Spor'da
Kamara'yı getirdiğimizde tabii ki başkanımıza ben izlettim. Benim Amerika'dan arkadaşımın hocam, oyuncusu. Hocam oraya bir ara girmeyeyim. Biz hatta bunun haberini yapmıştık da. Hocam Amerika nire, menemen nire. Oyuncu, evet, oyuncu evet. Nasıl geldi yani? Şaşırtıcı durum değil mi bilmiyorum. Şimdi, biz de bunu konuştuk. Adam 3 gün önce Los Angeles'ın sokaklarından evet. Hemen hemen sokaklarına geldi. Ya, büyük bir kültür geldi şoku. 2 gün sonra döner yiyordu mahallede. Ve oradan da Hatay'a gitti. Yani oradan da Hatay'a gitti mesela. Yani Hatay'da evet. Orada, gerçekten... Bu arada şey kaleci de mesela Arnavut milli takım kalecisini de aldınız. Oynattığınız zaman Bolu'su da gittim. Tabii. Onu da gittim ben canlı izledim. David Domojani işte Luzer nerelerdeki Siçe. Müthiş. O işte hepsini gittim canlı izledim özellikle Arnavut. 2-3 sene önce Arnavut pazarına çıkmaya başladık biz böyle yavaş yavaş. Daha o zaman Türk piyasasında Türk TFF 1. liginde çok Arnavut oyuncu yoktu. Evet yoktu. Bir tek Çikaleşi vardı. Türkiye'de oynayan Arnavut olarak. Başka yoktu. Biz bir hamle yaptık oraya. Gittik onu izledik. David'i izledik. Selmani'yi izledik. Hatta daha önceki programlarda ben söyledim. Ben o zamanlar Çinari'yi şu an Samsun'da oynayan Çinari'yi izlemiştim. Ya işte izlediğim bu Etemiler, Topalliler hepsini orada izlemiştim ben. Tabii bizim hepsini almaya gücümüz yetmiyordu. O zaman Çinari'yi falan ben hala iddia ediyorum. Çinari Samsun Spor'da şu an oynamıyor ama çok ben de beğeniyorum. Çok iyi oyuncu, ben çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya işte o zaman bu Selmaniler çünkü Selmaniler hatta Fenerbahçe'ye bile bir ara gündeme gelmişti. İşte. Gelmişti doğru. Evet, doğru. Aynen biz Emre Hoca ile Emre Belezoğlu ile konuşmuştuk. Öyle bir gündeme gelmişti ama Erol Hoca'nın kaleci hocası bir veto verdiği için olmamıştı. Hocam çocuk benim izninizle bir beğendiğim oyuncu var geçen seneden beri. Hatta amatörden geldiğini ben biliyorum. İbrahim Akan bir Raşit. Evet. Yani uzun boylu, fizikli. Ayağı da çok iyi. Yumuşak da bir oyuncu. Hani böyle gol vuruşlarında sakin, sessiz bir oyuncu. Onu nasıl buldunuz? Nasıl sisteme entegre ettiniz? Çok merak ediyorum. O burada burada birinci amatör takımları vardı. İşte biri Tiraspor, biri Yeni Foçaspor. Burada Foçaspor'da. Burada Foçaspor'da oynarken zaten hocaları hepsi arkadaşımız. Sonra Tiraspor'a gitti. Tire'de bayağı bir gol attı. Değişik bir oyuncu dedik. İşte bacakları zaten uzun bacaklı evet, böyle evet. Birden uzayabiliyor. Fuleli, evet. Ters çalımlar atabiliyor. Bir başkanımızla konuştuk. Dedik bir şans verelim, bir deneyelim. Alalım, kampa götürelim falan nasıl olacak? Çok acayip bir yapısı var. Çok acayip bir özgüveni var. Biz çocuğu Menemen Spor'u denemeye getirdiğimizde İnanamazsınız. Söyleyeceğim şeyi dedi ki ben Manchester City'de oynayacağım dedi. İşte özgüven ve aynen, kendine güldük. Güvenmek de gerçekten o konuda. Aynen başkanımızla güldük. Başkanımız dedi yani ya, enteresan bir çocuk dedi. City diyor, Liverpool diyor falan. Dedim valla başkanım ne yapalım idare edeceğiz dedim. Bunu bir bakalım diyor. Öyle. Aldık kampa götürdük hazırlık maçları falan orada müthiş işler yaptı. Dedik, kalsın işte şimdi adı da bir sürü takımlardan oluyor. Belki devrede de gidebilir hiç belli olmaz. Menemen Spor para kazandısın hocam isterseniz yani benim çünkü benim bu sistemin devamı gerekiyor. Menemen Spor'un hilde kalması gerekiyor ki böyle güzel yabancılar hani verimli yabancıları para kazandıracak şekilde sisteme entegre etsin. Menemen Spor'un bence yani bu scouting'in bir karşılığı olması evet, lazım. Olması yani lazım. Bu kadar emeğin olması bir karşılığı lazım. Gerçekten olması lazım ki devamı evet. Gelebilsin. Evet. Ya yani devamı gelir ben hani ligde kalma düşme konusunda hiçbir benim şüphem yok. Güzel. Bizim hani oyun yapımız, isteğimiz, oyuncuların isteği, arzusu bizler çünkü her hafta daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Daha güzel, göze hoş gelen futbol oynamaya çalışıyoruz. Öyle kapanalım 1-0 atalım gidelim değil. Hep açık futbol evet. Oynadık. Evet. Zaten belli maçlarımız hep gollü de geçiyor. İşte bir önceki maçı, Samsun maçı 3-2 içeride galip geldik. Yani gollerimiz de maçlarımız da gollü geçiyor. Göze hoş gelen futbol oynamaya çalışıyoruz ki öyle de oynamaya devam edeceğiz. İnşallah bunun tabii meyvesinde biz bundan sonra yemeye başlarız. Şimdi önümüzde bir var. Milli ara var. Milli aradan sonra Balıkesir maçı var. İnşallah Balıkesir maçıyla biz de bir arka arkaya bir seri yakalayıp çıkış yakalayıp. Çünkü bu ligde 3 puanlık ligde çok 2 maç kazandın mı biliyorsunuz. Nerede hemen yükseliyorsunuz. Hemen, potaya gidebiliyor. Evet hemen yükseliyorsunuz. Bizde de o potansiyel olduğunu ben görüyorum. Var. İnşallah bakalım önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışarak daha iyi yerlerde olacağız. Hocam benim çok küçük bir sorum var. Yani Menemen Spor olarak böyle daha birincilikteki takımlara karşında daha sürpriz olan maçlarda daha ekstra oynuyormuş gibi geliyor bana. Yani oyuncuların kendini gösterme isteği mi? Samsun Spor gibi, Eyüp Spor gibi. Eyüp Spor gibi, Samsun Spor gibi maçlarda daha böyle hani
Beklenenin üstünde bir performans gördüm ben. Erzurumspor gibi. Erzurumspor maçında da aynı şekilde. Şimdi evet. Erzurum vitrin maçları diyebilir miyiz hocam bunlara? Evet. Ya vitrin maçlarından öte biraz daha fazla konsantre oluyor çocuklar bu maçlara. Ama şöyle bir şey var. Tabii her maça da konsantre oluyorlar açıkçası ama sadece şey maçı hariç, Adana deplasmanındaki maç hariç, diğer maçların hepsine çok full konsantre oldular. Yani bizim gerçekten şimdi bu hafta mesela özellikle 89. dakikada 90. dakikada ekstra bir gol yiyorsun. 3-2 yeniliyorsun. Yani olmaması gereken bir gol. Şimdi bir önceki haftada Bolu deplasmanında yine 90'da gol yedik. Evet. 1-0 yenildik. Yani, çok şanssızlıklar. Evet. Deplasmanda oynadınız. Son aldığınız mağlubiyetlerin hepsi şanssızlık da oldu. Şeyde de Bandırma deplasmanında 1-0 mağlup olduk. 88'de gol yedik. Bir 81'de topumuz direkten döndü. 88'de gol. Yani aslında hani şey olarak belki puan olarak aşağılabilir ama kötü gitmeyen şeyler de var. İyi olan şeyler de var. Ankara Gücü mesela beraberliğinde ben Menemenspor beğenmiştim mesela. İşte orada çok evet. iyi mücadele o taraflarında. Bu arada evet. dünkü evet. maçı da Menemenspor'a yazarım şöyle yani. Evet. 2-0'dan 2-2'ye gelmek tabii. o mücadeleyi bırakmamak ileris için çok güzel şeyler bana gösteriyor açıkçası. Şöyle tabii ki elimizdeki oyuncular şu anki elimizdeki oyuncuların sahadaki 7-8 tanesi geçen sene alt liglerde oynuyordu. Geçen sene işte akademi liglerinde oynuyordu. Hiçbiri yoktu. Ama şimdi bunlar hepsi lige alışıyor yavaş yavaş. Ben hani ikinci yılın daha çetince biz geçeceğini düşünüyorum. Evet, yani evet. kimse kimseye kolay, biz de kolay kimseye puan vermeyeceğiz. Tamam bu şanssızlıklar 2-3 maç oldu ama elbet ki bize de dönecek bu devran yani. Özellikle dönecek. Menemen deplasmanı bence playoff oynamak isteyen takımlar için ciddi bir sıkıntı verecek bir yer olacak gibi gözüküyor hocam. İnşallah inşallah. Biz bunu deplasmanda da aynı pozisyona getirmeye çalışacağız. Bizim de hedeflerimiz var tabii Güzel. Ki. Tabii ki hedeflerimiz öncelikte kalmak ama neden bir üst playoff olmasın? Aslında hocam ben şöyle söylemiştim. Sene başından beri attığım tweetler de var veya diğer paylaşımız haberlerde de var. Menemen Spor biraz böyle şanslı, biraz da böyle odaklansa inanın ilk altıyı oynardı. Oynar yani. Ben hala bunu düşünüyorum. Tabii oynar. Şöyle tabii sezon başında dedim ya hani biraz daha ekonomimizde biraz daha bir hareketlenme olsa biz burada 2-3 oyuncuyu transfer ederek lige başlasak farklı evet, şeyler de olabilir. Olacaktı. Farklı şeyler de olabilir ama tabii elimizdeki imkanlara göre biz de hocalarımızla, ekibimle beraber en iyisini bulmaya çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vallahi şu an şeyde değiliz. Çok da mutsuzuz değiliz açıkçası. Çünkü çocukların, oyuncularımızın verdiği bu gösterdiği emekler, gösterdiği reaksiyonlar falan çok iyi. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Evet. Bunun mutlaka meyvelerini yiyeceklerini düşünüyorum ben onların. Hocam çok teşekkürler. Sohbetiniz doyumsuz. Kendinizi çok başarılısınız. Sizi ara ara almak istiyoruz. Çünkü Menemen Spor bizim başımızın tacı. Seviyoruz. Çünkü bir misyonu var, bir felsefesi var. Seviyoruz. İzmir ve Menemen'e buradan selam olsun. Çok teşekkür ederim. Bize de buradan da İstanbul'a selamlar olsun. Size de iyi yayınlar diliyorum. İnşallah tekrar görüşürüz. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Selam. Bu sefer bizim galibiyetimizi anlat. Evet evet. İnşallah hocam sıkıntı yok. Beraberiz. Tamam. Bu şekilde övdük. Galibiyette de daha çok öveceğiz inşallah. Farklı çok övdünüz. Teşekkür ederim. Hocam teşekkürler. Sağ olasınız. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet. 3 tane değerli konuk. Yanımda da çok sevdiğimiz Trabzonspor taraftarı Eyüp Karadeniz. Eyüp'cim. Derbiyle alakalı var mıdır son düşüncen? Ya derbiyle alakalı şöyle geçiş yapabiliriz aslında. Çok güzel bir pas, çok güzel bir gol Abdülkadir Ömür. Evet. Abdülkadir Ömür'ün yaradı o gol değil mi? Çıkışı devam ediyor. Evet, bravo. Yani ilk önce asist yaptı. Hı-hı. Şimdi asistini yaptı geçen haftada. Şimdi golünü attı. Trabzonspor için şöyle bir şey söyleyeceğim. Yolumuz açık ama çok uzun. Abdullah Avcı'nın maç sonu demecinde söylediği gibi. Sadece bir 3 puan demişti. Dedi ki sadece bir 3 puan bizi farklı yerlere koymasınlar. Bize desteklerini esirgemesinler. Biz devam edeceğiz. Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un kimyası da şu şekilde uydu. Yani ben kendi görüşüm bu. Abdullah Avcı Başakşehir'de bir şeyler yaptı. Sonra çok şey yaptı ama İBB'den sonu gelmedi. Sonu gelmedi. O başarıyı yakalayamadı. Hı-hı. Şampiyonluğu alamadı. Evet. Milli takıma gitti, çok eleştirildi. Orada da istenen şey alınamadı. Olmadı. Tekrardan Başakşehir Futbol Kulübü orada olmadı. Beşiktaş'ta da bir farklı bir durum oldu. Artık Abdullah Avcı da Trabzonspor gibi şunu söylüyordur kendine. Benim iyi bir menajer olduğumu, iyi bir hoca olduğumu kendimi ispatlamam gerekiyor.
Belki son iddia değil mi? Kendince bir hayat iddiası. Evet. Yani son finalimi yapmam lazım. Yapmam lazım. Evet. Kazanmam lazım. Evet. Trabzonspor'da da zaten çok büyük bir hasret var. Evet. Çok büyük. Sen yayından önce görüşmüştük ya. Ben bu sene ya Trabzonspor şampiyon olursa, ki o imajları bana göre veriyor ama tabii sen Trabzonsporlu olduğu için aman abi canım abi falan diyorsun. Ehemmiyet falan, ama ben bu sene Trabzonspor'un şampiyonluğunun Liverpool'un pandemi zamanındaki şampiyonlarına benzeteceğim. Şöyle ki, orada da Liverpool çok büyük puan farkıyla şampiyon olmuştu ve 30 yıldan sonra şampiyon olmuştu Premier Lig'de. Bence Trabzonspor, benim şahsi fikrim, bu sene şampiyon olacaktır. Bunu ben sene başından beri, iki tane takımım vardı zaten şampiyonluk için, çünkü çok hasret var. Trabzonspor ya da Fenerbahçe. Evet. Beşiktaş ve Galatasaray'ı daha geride bulmuştum zaten. Şu ana kadar benim tahminlerim doğru gidiyor ve Trabzonspor'un bence bu seneki şampiyonluğu Eyüp, o Liverpool'un şampiyonlarına benzeyecek gibi sanki. Yani bizim de tabii ki gönlümüzden geçen şampiyon olmak, o hasreti sonlandırmak. Hani uzun yılların hasretini muazzam bir bitirişle hasretlendirecek. Ve Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için, hı hı, ilk önce sakin olması lazım. Yani biz Trabzonlular olarak, evet, genel yapımız itibariyle çok hiç sabırlı güzel değiliz. Güzel mesaj yani. Verdin, doğru söylüyorsun. Evet. Ve bunu dün akşamki Beşiktaş maçında Abdullah Avcı takıma göstermiş. Sabırlı, hı hı, olursak Beşiktaş'ın baskısından sonra biz golü atabiliriz. Bizim bu yeteneğimiz var. Abdullah Hoca aslında bu galiba bunu Trabzonlara ve Trabzonspor'a öğretti galiba. Evet, sakin, yavaş yavaş öğretiyoruz. Hani, haldır uldur, seninle hep konuşuyoruz. Haldır uldur değil de bekleme oyunu. Bir bekleyelim bak ne olacak, orada bir açıklar bulacağız biz gibi. Evet, yani maça göre taktik, evet, kurmayı bence Abdullah Hoca şu 12 hafta içerisinde çok iyi becerdi. Güzel becerdi. Şunu yapmamız lazım, hı, bir de taraftar grubu olarak söylüyorum bunu. Bu takım maç kaybedecektir. Bu takım puan kaybedecektir. Hı hı. Ondan sonraki reaksiyonu iyi vermek lazım. Yani önümüzdeki hafta milli aradan sonra Antep, hı-hı, maçı var. İnşallah kazanırız. Kazanan, hı-hı, bizim tarafımız olur. Evet. Ama şöyle bir şey. Ola ki bir beraberlik ya da mağlubiyete, hı-hı, gemileri yakmamak lazım. Yakmamak lazım. Bizde çünkü o... Ama bir şey söyleyeyim mi? Lafını kestim. Bu seneki Trabzonspor şöyle biraz daha farklı. Galatasaray maçı hatırlarsın. Evet. 2-0'dı. Ben iddia ediyorum, Abdullah Avcı ve bu seneki Trabzonspor olmasaydı o maç çok daha farklı bir çekti Galatasaray lehine, ama o maç 4-5'e doğru gidiyordu. Evet, müdahale etti. 37-38'de yanlış hatırlamıyorsam. Tabii tabii. Ömür aldı, şey yaptı. İki oyuncu birlikte değiştirdi ve maçı değiştirmiş. Şoklama oldu, yaptı orada. Evet. Mesela Abdullah Avcı bu konuda hakikaten başarılı. Şoklama yaptı. Bir an takım geri geldi. Ve galibiyeti hatta kaçıran da Trabzonspor olmuştu. Yani bu, evet, geri gelişler mesela Fenerbahçe'ye karşı. Daha dakika 2'de 3'te 1-0 mağlup oldu. Omuzlar yere düşmedi. Devrilmedi. Yıkılmadı orada. Tam tersi daha bir şekillendi sanki. Orada işte farklı yani. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması, evet, ondan sonraki oyunun kapanması, farklı, hı-hı, şeyler denenmesi. Yani Trabzonspor'daki mesela Konya'da 10 kişi kaldın. Konya Spor çok Konya'da daha aktifti. İlk golü attıktan sonra, evet, hemen 10 kişi kaldı. Konya çok iyi bir takım bu. Çok iyi bir takım. Yani bu sene gerçekten İlhan Polut Hoca ile birlikte. Hakeza Alanya mesela bir sonraki içerideki maç. Alanya maçında da yine 10 kişi ve şey. Yine 10 kişi kalındı. Hı hı. Ya Alanya maçımız berabere, Konya maçımız berabere, Galatasaray maçımız berabere. Evet. Yani bu beraberlikler. Ha şöyle söyleyeyim. Şey yani beraberlikler maçlar, değil, hani böyle kötü oynadığın. O maçta mesela zorlu maçta ve geriye düşen maçlar, ama Trabzonspor geriye düştüğü zaman yıkılmıyor. Zaten şampiyon, eğer şampiyonluk konuşulacaksa, evet, kazanmayı bilmek deniyor ya. Kötü oynarken de kazanmak. Mesela, evet, Göztepe maçında Trabzonspor'un bir hatası vardı. Tek bir pozisyonu vardı. Tek bir pozisyonumuz vardı. Abdülkadir Ömür Cervinho'ya verdi ve Cervinho attı. Atamaya da bilirdi ve o atılmamış olsaydı en iyi sonuç bizim için beraberlikti o maç. Zaten Göztepe'nin galip gelmemesi tamamen kendi beceriksizliğinden kaynaklanmıştı. Yani son bitirişlerin bitirişlerde sıkıntı var. Göztepe'de forvet sıkıntısı vardı. Şunu diyeceğim, yani hatta bu Nestor El Maestro, Göztepe Teknik Direktörü adını koydu. Doğrudur. Ben de aynı şeye katılıyorum. Bu dedi, ben dedi bu şampiyonlukları yaşadım. Spartak Tırnava'da. Şampiyon böyle olunuyor dedi. Hani tek atak tek gol. Ne bileyim şanslar, kısmetler, nasipler sizden yana olacak. Ben Trabzonspor bu sene şansının nasibinin yüksek olduğunu görüyorum. Ve dün akşamki maç için aynı şeyi söyledim. Aynı şey. Aynı şeyi, evet, söyledim. Yani Serkan Hasan'ın bir pozisyonu oldu. Evet. Son dakika, son pozisyondan önce şöyle bir durum oldu. Son cümlemizi alın. Mücadelesini yaptı, hı hı, topa müdahalesini etti. 10 kere yapmış olsa Serkan
9'u penaltı olurdu pozisyonun. Ama orada olmadı. Olmadı. Dönen topta gol oldu. Evet. Ve yani şans dediğimiz, şansın yanında olmasın dediğimizde olay bu. Güzel oldu. Evet sevgili işleme severler, sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftayı bitiriyoruz. Bizden sonra tahminlerin efendileri Eyüp Yıldız ve Ozan Özturan olacaklar. Radyo Spor'da kalmaya devam edin. Üçlemenin sosyal medya hesaplarından da lütfen bizlere mesajlarınızı eksik etmeyin. Selamlar, saygılar sunuyoruz. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.